Senin raporu nerede? Of, açlıktan ölüyorum. Yemeğe izin yok mu? Doktor? Burada bir şey yok. Dön bakayım. Doktorlar ne derse yaparım. Bakın hiçbir şey yok. Eller? Ah şey tabii. Bunu nasıl yapıyor? Eyvah, çok yaklaştı. Ya avuç içlerin küçük hanım? Avuç içlerim mi? Bir şey yok bakın. Gözlüğümü mü değiştirmeliyim nedir? Ses öyle geldi sanırım. Gir bakalım. Olmaz, kayıyor. Yo. O bir lollipop mu? Hemen çık buradan. Ah, şunu unutmayayım bari. Ah, çocuklar. Buna hazırlıklı değildim. Tişörtüm acaba bunu kamufle eder mi? Ah, bu kesinlikle işe yarayacak. Tek gereken bir çift taraflı bant. Sonra da şunu yapıştırıyorum. Çok zekice değil mi? Aslında havalı da duruyor. Hadi şunu deneyeyim. Ağır ol bakalım. Dön lütfen. Kollarının içinde görmek istiyorum. Hiçbir şey yok bakın. İlginç. Geç o zaman. İşe yaradı. İyi ki bugün bu tişörtü giymişim. Birinin sesini mi duydum? Pardon? Evet. Hastanede şeker yasak. Ver bakayım şunu. Yok artık. Bunu daha yeni aldım. O zaman burayı terk et. Ne kaba. Burayı terk et. Bir dakika. Buldum. Ameliyat zamanı ayıcık. Oyuncak ayının sırtına bir kesik at. Sonra dolgunun birazını çıkar. Şimdi bir plastik poşet al ve içine yerleştir. Pamuk şeker doğruca içine giriyor. Bunu sakladığın için teşekkürler ayıcık. Mükemmel. Gösteri zamanı. Şunu tekrar deneyelim ha. Küçük hanım. Dur bakalım. Ne? Ayım olmadan hiçbir yere gitmem. Bu gerçekten gerekli mi? Neyse, sorun yok sanırım. Hiç yalan söyler miyim? Sanırım içeri girebilirsin. Aferin sana. Jennifer. Selam canım. Bir oyuncak iyi gelir diye düşündüm. Harikasın. Ama aslında biraz atıştırmalık getirmeni umuyordum. Bugün şanslı günündesin. Fermuarı açalım da bak. Dolgu malzemesi gibi görünüyor ama tadı pamuk şeker gibi. Aa, ne? Dolgu malzemesinin yerine pamuk şeker koydum. Yiyebilirsin, yemin ederim. Emin misin? Gerçekten de pamuk şekermiş. Bu nereden aklına geldi?
Kakül kestirmek iyi bir fikir değil miydi acaba? Onu daha önce hiç görmedim. Ama saçları müthişmiş. Bana mı bakıyorsunuz? Bakın, pazartesiye kadar bir cevap almam gerek. Bir dakika. Elli olur mu? Müşterim elli olur dedi. Pardon. İçeri yiyecek sokmuyorsunuz değil mi? Burada telefonla konuşuyorum. Görmüyor musunuz? Ah doğru, çok pardon. Bu ne cüret? Ay, çok önemli bir demek ki telefonum var. Ah, ucuz atlattım. Siz de ne yapıyorsunuz burada? Benim ya en iyi. Ah, selam. Ziyaretçi istersin diye düşündüm. Ne? Cene paket mi var? Ya da çikolata paketi mi desem? Bunun için boş bir telefon kılıfı al. Sonra çikolata ambalajını katla ki içine sığsın. Bu hangi dosya? Aa, o hanımın olmalı. Pardon, dosyanızı. Neler oluyor burada? Ay, yakalandık. Ah, beni kandırmaya çalıştın demek. Bir daha buraya gelme. Denediğin için teşekkürler. Of ya. İyi ki varsın Ayıcık. Akşam yemeği. Acıktın mı? Şuraya bırakayım. Uyanınca yersin. Oh, hastane yemeği en kötüsü. Eminim benimki de berbattır. Hey, alayım bari. Teşekkürler. Hey, benim. Jennifer, selam. Neden yemeği denemiyorsun? Bunu mu? Peki. Bu nasıl bir et böyle? Sence? Çikolata mı bu? Sürpriz. Önce biraz şerit sakız al. Birkaç şerit yeterli olur. Sonra onları dikkatlice ikiye böl. İşte böyle. Karıştırıp tabağa al. Sonra top şeklinde çikolatalar alıp bu makarnanın yanına koy. İyi görünüyor. Ah, balonlu sakız. Pekala, ortalık sakin. Bisküvi ve şekerleme zamanı. Bir dakika. Diş hekimine mi geldim? Bir bakalım. Aç bakayım. Çok kötü görünüyor. Sanırım bir şeyler yapabilirim. Pense mi alsam? Yok. Şu kocaman olanı alayım. İşte bu. Az bir şey acıyacak ufaklık. Lütfen. Merhaba. Şimdi bir bakalım. Kimsin sen? Korkunç diş hekimi nereye gitti? Tamam, buldum. Şuna bir bak. Araba mı? Evet. Bugünkü özel asistanım bu. Bu arabayla dişini hemen çekeceğiz. Nasıl? Şimdi şu ipi dişine bağlıyoruz. Bana biraz izin ver. Hiç kıpırdamadan duruyorsun, tamam mı? İşte kumandası. Ah, bu müthiş. O zaman başlayalım. Ne kadar hızlı gidiyor acaba? Ha? Az önce dişimi mi çekti bu şey? Kesinlikle. Aa, ne tatlısın. Vay canına, şu şeylere bak. Aa, burası çok korkutucu. Burada neden bu kadar çok kemik var? Ay, çok ürkütücü.
Şimdi ne olacak? Doktor önlü giydiğime göre. Bu hapşırık hiç ayrı alamet değil. Sinüslerin yüzünden falan olmalı. Işık çok parlak. Tamam tamam. Kolunu kaldır bakayım. Nasıl, kötü mü? Bu hiç iyi değil. O zaman koparalım gitsin. Ne? Olmaz. Bir sakin olsan keşke. Bu daha mı iyi sence? Yes. Peki güzel. Reflekslerini bir kontrol edelim. Ne yaptın öyle? Ağlamazsın. Kaktüs üstüme düşüyor. Bu yoksa düşündüğüm şey mi? Olamaz. Çıkar şunu. Bir saniye, ne yapacağımı biliyorum. Hadi bunu em. Acıdığının farkındayım. Yani kulaklarım gibi. Bir fikrim var. Şunu çıkaralım. Hazır mısın? Şimdi sıkı dur. Tamam mı? Neredeyse çıkardım. İşte yakaladım. Vay canına, şuna bak. Ne kocaman bir... Bu şey gerçekten güçlüymüş. İşim bitti burada. Hayır, o kadar kolay değil. Yarayı dezenfekte etmeliyim. İşte oldu. Şimdi her şey tamam. Vay canına, güzelmiş bu. Teşekkürler. Neydi öyle? Bir tane daha mı geldi? Bu sefer hazırlıklıyım. Çok iyi mi doktor? Bilemiyorum. Peki. Elim. Bu kan mı? Canım çok yanıyor. Sanki bir şey batmış gibi acıyor. Keşke buraya gelmek zorunda kalmasaydım. O da ne? Olamaz. Birinin doktora mı ihtiyacı var? İğneler hazır. Ve onları kullanmaktan hiç korkmuyorum. Bu ufaklığın derdini... Bir yerini mi yaraladın küçük kız? O kadar da kötü görünmüyor aslında. Bir saniye. İşte buradaymış. Bir yara bantı. İşte bunu kullanabiliriz. Kimin saçı bu? Bu kadar şikayet yeter. Hadi bakalım. Bu iş çok yorucu gerçekten. Elim acıyor. Pekala, sıkıntı ne tatlım? Elim yere düştüm de. Çok acı verici görünüyor. Neden bunlardan birini almıyorsun? Acına iyi gelecek bunlar. Yapma, yok artık. Hala haptan korkuyoruz demek, öyle mi? Peki ya şekerlemeye ne dersin? İşte o olur. İlacını al, bu senin olsun. Ama önce bir oyun oynayalım. Gözünü şekerlemeden ayırma. Ben İşte oldu. Hangisi sence? Bu. Hayır. Of, olamaz, baksızlık. Bir dakika. Şekerleme nereye gitti? Dur, ağlama hemen. Yara bantı mı istiyorsun? Bu özel bir şey olacak ama. Bak, üstünde bulutlar var. Çok. Ve bu da sana sevgisini sunuyor. Bunlar çok havalı. Çiçek mi bunlar? Ben de hoşuna gideceğini düşünmüştüm. Vay canına. Şunu alayım. Harika bir seçim. Bak ne güzel durdu. Daha sık düşersem iyi olacak. Teşekkürler. Güle güle. Ne günde ama. Olamaz, unuttum. Çok iğrenç. Çok sıkıldım. Selam. Çok fena. Peki ya sen? İşte yeni ilacımız neredeyse hazır. Pekala, iyi ne zamanı? Ne? Hiç sanmıyorum. Olmaz ama bunu yapmak zorundayız. Zorunda mıyız? Hayır dedim ya size. Hadi hemen hallediyoruz bu işi. Hayır. Dediğimi duymadı mı? Vay canına, bu şey de ne? Şunun uçuşuna bak. Olamaz. Buraya düşemezsin.
Bütün formülüm... Of, onun için ne kadar uğraşmıştım. Üstelik her yer mahvoldu. Pardon, aslında çok harika bir şey bu. Her tarafına bulaşmış. Eğlendiğine memnun oldum. Ama şimdi sıra sende. Nasıl? Aa, hiç anlamadım. Aa, yine vücuduma batmış. Şimdi ödeştik bence. Ödeştik mi? Peki o zaman. Kanepenin altından çıkan şey bu mu yani? Ama bence hala iyi durumda. Eminim bir şey yoktur. Gel bakalım ağzıma. Ne kitaptı ama. O da ne öyle? Hayır. Sakın yeme onu. Ay. Her yerde bir sürü oyuncak var. O gözler nasıl fırladı öyle? Ha? Anne? Dur. Olmaz. Hey. Hayır, olamaz. Kuzum. Kedi kumunun içine düştü. Çok iğrenç. Bunu neden yaptın ki? Şunun haline bak. Ne yapalım? Hayır, ver şunu bana. Bir dakika, sana bundan lazım. Bu bir lollipop lazımlığı. Klozetin içinde lollipop mu? Hayır, dur sana göster. Merak etme, bir şey olmuyor. Görüyor musun? Hiç saç ve kedi kumu yok. Vay canına, bu inanılmaz. Teşekkürler. Sen annelerin harikasısın. Nereye saklansam acaba? İşte beni burada asla bulamaz. Neyse, bitiyor. 3, 2, 1. Pekala. Nereye saklandı bu kız? Oturma odasında mı acaba? Burada da yokmuş. Her yere baktım. Peki ya bu kutular? Nerede olduğum hakkında hiçbir fikri yok. Hadi aramaya devam et. Burada da değilmiş. Bir saniye. Pembe ayakkabısını gördüm. İşte yakaladım seni. Yok, yakalayamamışım. Neredeyse bulduğuma emindim. Olamaz. İyi misin kızım? Ben kaktüse dönüştüm anneciğim. Yardım et bana. Canım çok yanıyor. Çıkar şunları üstümden. Sorun yok tatlım. Dokunma bana. Şimdi bir şey bulacağım. Sanırım bir fikrim var. Merhaba. Bu harika bir şey. Bu benim mi? Güzel. Dikkati dağıldı sonunda. Hemen halletsem iyi olur. İşte bu, farkına bile varmadı. O lollipopu bitirmeden önce devam edeyim o zaman. Bu kocamandı. Sanırım hepsini çıkardım. Olamaz. Bana da battı. İğneleri ne sivriymiş. Ben demiştim sana. En iyi... yapayım. Hemşim. Kötü hasta oldum sanırım. Ateşin var mı? Sanırım bu olduğu anlamına geliyor. Bir sürü ilaç alması gerekiyor. Hayır, iğnelerden nefret ediyorum. Altında güvendeyim. Yalnız bu senin iyiliğin için tatlım. Hadi yaklaş bana. Hasta olmaz. Beni rahat bırak. Yalnızca bir çay kaşığı kadar. Çok fena kokuyor. Hayatta içmem onu. Peki o zaman. Uçak mı yoksa o? Sen ciddi misin? Hiç sanmıyorum. Peki bu lollipopu ne dersin? Peki, ben hazırım. Tamam. Beni kandırdın. Ama senin ilaca ihtiyacın var Annie. Ve o ilacı sana nasıl vereceğimi biliyorum. Önce şekeri eritiyoruz. Katılaşmadan evvel içine bu çubuğu batırıp üstüne öksürük şurubu ekliyoruz. Bu sayede şurubun tadını hiç almayacak. İşte harika bir numara. Pekala tatlım, al bakalım. Lollipop mu? Dişim ne oldu? Bunun tadı bir değişik geldi. Ne var? Çilekli işte. Tadı çok güzel. Ramak kalmıştı. Kendini daha iyi hissetmene sevindim. Birazdan dönerim.
hastane yemeği kadar kötüsü yok. Belki arkadaşlarımdan biraz yardım isteyebilirim. Alo? Yok artık. Kulağa korkunç bir yemek gibi geliyor. Merak etme, o iş bende. Pekala, atıştırmalıkları aldım. Aa, olamaz bir hemşire. Yemek yiyecek içecek yasak ha. Kaçış yolum orası gibi görünüyor. Pekala, hadi bakalım. Neyse ki ağırlık çalışıyorum. Pekala, havalandırmadayım. Aa, işte orada. Ve mahzun salata da orada. Kurtarma operasyonu tamamlama zamanı. Kurtarıcı atıştırmalıklar gökten yağar. Ah, o da ne? Atıştırmalıklar. Evet, sen kesinlikle benim kahramanımsın. Bu videolar çok komik. Selam, ne haber? Ay, olamaz, kahvemi döktüm. Pardon, yardım eder misiniz? Kusura bakma ama şurayı temizleyebilirsen harika olur. Temizlemek mi? Olabilir. Şöyle ayağımla dağıtırsam olur mu? İşte bunun işe yarayacağını biliyordum. Aa, gerçekten mi? Biri geliyor galiba. Ha, bu arkadaşım. Evet, benim ve baksana ne getirdim. Hey, şu paspası burnumun dibinden çeker misin? Hadi ama ben olsam öyle yapmazdım. Bak bu şekerleme. Vay canına, bu müthiş, çok zekisin. Çok leziz. Şu vitaminleri kaydetmeyi bitirmeliyim. Oo, sanırım bir şey daha lazım. İyice gibi içeriye sızma vakti. Vitaminlerimi beğendin mi? Şaka şaka, bu bir numara. Biraz jelibon köpek balığı erittim. Sonra da boş bir ilaç folyosuna döktüm. Etrafa dökülmemesi için dikkat ettim. Boşluklarda olunca arkalarını folyoyla kapladım. Harika. Kimse jelibon olduğunu anlamaz. Şimdi ninja gibi şunları bir değiştireyim. Harika. Ninja kaçar. Tamamdır. Bu doğru mu? Evet sanırım. Selam. Senin için bir şeylerim var. Ne? Daha da mı fazla vitamin? Öf. Hadi bakalım, tavır yapma. Al bakalım şunu yut. Tadı kötü mü acaba? Fark etmez. İyileşmen için içmen lazım. Peki. Bu çok lezzetli. Biraz daha vitamin alayım lütfen. Tamam. Gerçekten hemen iyileşmek istiyorsun anlaşılan. Haklısınız. Tabelayı gördün mü? Yiyecek içecek yasak. Olamaz, hemşire bütün atıştırmalıklara el koyuyor. Ne kadar kötü biri. Zavallı kızın elindeki bütün güzel şeyleri aldı. Bir dakika. Bu aklıma iyi bir fikir getirdi. Pekala T-Rex, seni gizlice hastaneye sokma zamanı. Seni boyunluğun içine sokuyorum. Eminim bunlardan bir sürü sığar. Hop, sanırım en fazla bu kadar sığıyor. Yaralanmış ve ağrım varmış gibi yapmalıyım. Üzerinde yiyecek içecek bir şey var mı? Ah, hiç yok katiyen. İzninizle geçebilir miyim artık? Çok işe yaradı. Ben bir daha yiyeyim. Biraz M&M yeme zamanı. Leziz. Merhaba. Arkadaşımın doğum günü kutlamak için geldim. Elinde o pastayla olmaz. Bu noktadan sonra yiyecek yasak. Hadi şimdi ver onu bana. Ama o arkadaşım için. Hayır, balonlarım. Öf, bu hastane ne kötü. Doğum günü kutlu olsun. Ah, ne güzel sürpriz. Sana güzel bir şeyler getirdim. İçeri gizlice bir şeyler soktum. Leziz, bak bileziğimde şekerler var. Al, bu da sana. Çünkü hemşire pastama el koydu. Vay canına, çok zekisin, şeker diye ölüyordum. Evet, hastane yemeği iyi değildir. Hey, bir fikrim var. Alçına ilk yazı yazan ben olacağım. Şimdi alçın güzel ve eğlenceli. Yaşasın, bayıldım. Pekala, bu doğru miktar gibi görünüyor. Dur bakalım. Yiyecek içeceğe izin yok. Üzerinde bir şey var mı? Kıpırdamadan dur da üstünü arayayım. Bir şey görmüyorum. Ay, iğrenç. Onu niye yanında taşıyorsun ki? Neyse, ben gideyim. Geldin mi? Bak ne içiyorum. Su.
Ama onun yerine artık bu var. Ay! Sen beni ne sandın? Su içerim daha iyi. Bak. Gördün mü? Ben içiyorum. Bu çok iğrenç. Hayır aslında. İnan bana. Bu düşündüğün şey değil. Bu aslında elma suyu. İdrar numune kabına koydum sadece. Hem bak sana da bir tane getirdim. Anladım. Bu çok zekice. Şerefe. Harikaymış. Merhaba. Bir hastayı ziyarete geldim. Aman anam, siz de pek iyi durumda değilsiniz görünüşe bakılırsa. Zor bir dönem geçirdiğiniz için üzgünüm. Teşekkürler. Çok zor oldu. Ocağın açık olduğunu fark etmedim bile. Şimdi de iyileşene kadar bu bandajlarla gezmeliyim. Ve dokununca bile acıyor. Neyse, gidip hadi arkadaşınızı ziyaret edin. Hey! Buraya seni neşelendirmeye geldim. Sana ne oldu ya? Beğendin mi? Ya şöyle dans edersem? Bu çok fazla oldu. Pekala. Yazdım bunu bir kenara. Bak makasla ne yapıyorum? Biraz kesiyorum. Dadan! Çeliğe gizlice kaseler dolusu çikolata soktum. Müthişsin. Doğru, canının atıştırmalık çektiğini biliyordum. Al bakalım. Bu harika. Sen harika bir arkadaşsın. Sanırım kolalarım tehlikede. Ne yapacağım şimdi? Şunları saklamaya çalışayım. Gizlice geçeyim. Aman tanrım, ne korkunç biri. Tüh, kolalardan birini düşürdüm. Sen ne yapıyorsun bakayım? Kolaya izin yok. Tabelayı görmüyor musun? Kolanı buradan götürmen lazım. Of ya, ne yapacağım şimdi? Bir dakika. Şırıngaya bak. Bu aklıma harika bir fikir getirdi. Pekala, kola seni gizlice hastaneye sokma zamanı geldi. Şırıngayı kolayla dolduruyorum. İşte tamamen doldu. Hem de bunlardan bir tepsi dolusu var. Hey, dur bakalım orada. Ne yapıyorsun sen? Sadece şu şırıngaları bir hastaya götürüyorum. Tamam, anladım. Geçebilirsin. Ucuz atlattım. Ne? Daha da mı ilaç? Hayır. Amanın, benim gerçekten hemşire olduğumu sandı. Hey, bak. Benim. Yok artık. Buraya geldiğine inanamıyorum. Şşt, açık etme. Ama bak, bunları sana getirdim. İyi de niye daha fazla ilaç isteyeyim ki? Bu ilaç değil, bak. Anladım. Şerefe. Ne kadar ferahlatıcı. Bebek geliyor. Hemşire, beni bana yardım eder mi? Yardıma ihtiyacım var. İşte bununla ilgilerini çekebilirim. Kimse yok mu orada? Selam. Bugün size ben yardımcı olabilirim bayan. Olabilir misin gerçekten? Al o zaman. Bunun için çok teşekkürler. Şimdi sizinle ilgilenecekler. Hey, ihtiyacım olan şey bu değil. Gidin buradan hadi. Okay. Gel buraya. Çıkar şu bebeği artık benden. Şimdi derin nefes alıp veriyorsunuz. Ben bir şeyi kontrol edeceğim. Nefes alıp vermeye devam edin. Güzel. Şimdiden zengin oldum. Hey, dikkat et. Şuna bak. Başka var mı acaba? Hayır. Burayı çok seviyorum ben. Kızınız oldu. Tebrikler annecik. Çok güzel bir bebek. Ha? Nesi var bunun? Yardım et bana. Sorun yok ufaklık. Bak şu oyuncaklara. Yok, işe yaramıyor. Biraz altına ne dersin, ne olur mu? Uf, ağlamayı kes. Bu işe yarıyor. Annesi gibi o da altını seviyor. Pekala, sanırım burada işimiz bitti. Artık gidebilirsin. Bana yardım eder misiniz lütfen? Ne vardı? Selam, otursana. Bu şey temiz mi ki? Peki. Al bunu kullan o zaman. İşte bunun üstüne uzanabilirsin. Tamam o zaman.
Sonuçta bebek her halükarda doğacak. Rahat mısın? Güzel. Biraz tozlu mu ne? Her şey iyi gidiyor tatlım. Evet. Senin bir bebeğin olacak. Yok canım, gerçekten mi? Of, yine kısıldı. Biraz yardım eder misiniz? Şimdi mi? Ama biraz para lazım. Cidden mi? İnanılır gibi değil. Daha mı? Al o zaman. Çok teşekkür ederim. Hadi başlayalım o zaman. Şimdi derin nefes alıyoruz. Sen mi alıyorsun derin nefesi? Bir saniye. Isır şunu en iyisi sen. Hadi durmayın artık. Hey, o bacaklar bana ait. Uf, ne kızgın bir bebek. Hey. Bir kızın oldu. Al bakalım kucağına. Merhaba ufaklık. Çok güzel. Dur bakalım küçük hanım. Tek boynuzlu atlara ayrıcalık yok. İçeri yiyecek sokmadığından emin olmalıyım. Yanımda hiçbir şey yok, yemin ederim. Öyle mi? Peki yerdeki ne? Skittles. Biliyordum. Evet, haklıymışım. Şurada şekerler var. Hadi ama ver bakalım şunu. Bir şeyler sakladığını biliyordum. Hem de bir sürü şey. Nasıl? Bu kadar çok paketi nasıl sakladın? Geldikçe geliyor. Hadi ama artık neredeyse bitmiştir. Aman tanrım, yere fena düştü. Hey, al bütün şekerlerini. Tabelaları görmedin mi? Yiyecek yasak. Evet, şunları alayım da gideyim. Öf, yakalandığıma inanamıyorum. Hey, şekerlerden biri file çorabıma sıkışmış. Ama bu aklıma harika bir fikir getirdi. Pekala şekerler, sizi çoraba tutturma zamanı. Tamam, bu da sonuncusu ve bitti. Harika oldular. Şimdi tekrar deneyelim. Yine mi sen? Seni demin göndermedim mi? Seni tekrar kontrol edeceğim çünkü güvenilmezsin. Pekala, bir şey görmüyorum. Geçebilirsin. İçeri girebildim işte. Şimdi şekerlerimin tadını çıkarma vakti. Hey, bize de şeker verir misin lütfen? Ay, zavallı boynuzum. Ama şu şeker kendimi daha iyi hissetmemi sağlayacak. Olamaz. Şu tabelaya bak. Yiyecek yasakmış. Şekeri geri koyayım. Ceketimin altına onu güzelce saklayabilirim. Olamaz. Bağcıklarımı bana ihanet ettiler. Ay, bu canımı yaktı. Olamaz. Şekerim nereye gitti? İşte orada. Eyvah, bu hiç iyi değil. Pardon, ben de tam gidiyordum. İyi günler. Talihsizlik oldu. Bağcıklarımı düzgün bağlamamak benim hatamdı. İşte bir daha düşmem. Aptal bağcıklar. Hey, bir dakika. Sanırım bir dahiyim. Bu kadar kolay olduğuna inanamıyorum. Şimdi tekrar bir deneyeyim. Dur bakalım. Seni bir kontrol etmem gerek. Çünkü daha önce üstünde şeker vardı. İyi. Geçebilirsin. Evet. Çok iyi. İşe yaradı. Harika. Bunun bu kadar iyi işlemesine inanamıyorum. Çok da kolaydı. Şimdi şekerleme bağcıklarımın tadını çıkarayım. O çocuk bağcıklarını yiyor. Belki de benim bilmediğim bir şey biliyordur. İğrenç! Pekala, bütün gazozları yanıma aldım. Bir dakika, içecek yasak mıymış? Hayır. Ama içeceklerimden vazgeçmek istemiyorum. Hey, o hemşire ne yapıyor? Vay canına, elindeki de kocaman bir şırınga.
Bir dakika, şırınga. Boş bir şırınga. Ama tanrım tabii ya, çözüm yolu bu. Hadi tek boynuzla az sihri, beni yarı yolda bırakma. O şırınga bana lazım. Poppet mi? Almaya çalıştığım o değildi. Boynuzuma konsantre olmalıyım. Yok, o da değil. O ne işe yarıyor? Bilmiyorum bile. Boynuzumu daha güçlü çevirmeliyim. Bir dakika, o kız orada ne yapıyor öyle? Vay canına, amma tuhaf. Pekala, bu sefer olacak. Evet. Nihayet kaptım. Şırınga benimdir. Pekala. Şimdi ikinci aşamaya geçelim. Yani şırıngayı gazozla doldurmaya. Vay canına. Bayağı sıvı olabiliyor. Evet. Şu kolaya bak. Oo, bu planı nasıl daha iyileştireceğimi biliyorum. Tamam, doktor önlüğünü giydim. Şu başlık da lazım. Boynuzum engelliyor. Ah, neyse, sanırım oldu. İçeceklerim yanımda, gitmeye hazırım. Merhaba, hastaları dolaşıyordum. Sana da biraz tuhaf gelmedi mi? Oh, geçebildim. Ne? Daha da mı ilaç? Hey, benim korkma. Bak, sana ikram edecek şeyler de getirdim. İzle. Çok iyi. İçlerinden seçmen için birkaç tane getirdim. Vay canına, bu müthiş. Çok zekisin. Oh, bu çok iyi geldi. Selam, günün nasıl geçiyor? Ha, bayağı iyi ama lütfen tabelalara dikkat edelim. İçeri bir şey sokmaya çalışıyor musun diye bir kontrol etmem gerek. Tam düşündüğüm gibi. Ya şurada ne varmış? Peki, boynuzun arkasında... Hey, bütün tatlılarını al ve git buradan. Tamam, üzgünüm. Ah, bak bir hamile. Bana çantasından ne gösteriyor öyle? Ne? Jelibon ayıcık mı? Onları nasıl içeri sokacak ki? Oo, bebek gelecekmiş. Pardon, geçebilir miyim? Ah, tabii tabii. Üzerini aramadı bile. Aa, yeter ama. Bu çikolataları içeri sokacağım. Bana yardım et. Tüh, hiç olmadı. Hey, çorabım. Bu işe yarayabilir. Pekala, eteğin için dışına çeviriyorum. Sonra birkaç çorap gerekecek. Onları çengelli iğneyle eteğin lastiğine tutturuyorum. 3 tanesi yeter. Sonra çikolatalar çorabın içine giriyor. Eminim bir sürü sığacak. Bu yaptığım en akıllıca plan sanırım. Pekala, şimdi iyice içeri sokayım. Sonuncusu da tamam. Şimdi tek yapmam gereken eteği çevirip eski haline getirmek. Ay, yerine dön çikolata. Eminim beni tanır. Saçımı değiştirsem iyi olacak. İşte turuncu iyi olur. Hem de güzel. Merhaba. Aa, bebeğiniz mi olacak? Buyurun, size kapıyı açayım. Woohoo, planım işledi. Hey, ben geldim. Bak, içeri biraz çikolata sokmayı başardım. Aman tanrım, teşekkürler. Tatlı diye ölüyordum. Bu çikolata nefis. Pekala, randevu vaktin geldi. Oh, hayır, çikolatamı bitiremedim daha. Öf, sanırım bunları sana vermeliyim. Tamam, her şey iyi olacak. Ama çikolatamı çok özleyeceğim. Pekala, gitsem iyi olacak. Of ya, çok üzüldü. Ben de onun için üzüldüm. Keşke onun için yapabileceğim bir şey olsa. Ha, bir dakika, küpelerim. İşte gereken de bu. Hey, bekle bir dakika. Sana küpe lazım. Bu büyük halka küpeyi ve birkaç jelibon ayıcı alıyorum. Sonra bunları halkaya geçiriyorum. İşte bir çift küpe. Dur bir dakika, oraya geleyim. Tamam, işte bu küpeleri tak. Aman tanrım, bunlar jelibon. Bu harika. Sen dünyanın en iyi arkadaşısın. Randevu vaktin geldi. İyileşeceksin. İyi şanslar.
Hadi çabuk ol şimdi. Dur sana bir bakayım. Bir dakika, küpeler. Bu küpeler çok havalı. Biraz yakından bakabilir miyim? Geç kalıyorum ama değil mi? Haklısın, pekala. Geç. Yaşasın, geçmeyi başardım. Şimdi atıştırmalığımı bitireyim. Jelibonu neredeyse çikolata kadar seviyorum. Her halükarda tatlı harikadır. Yukarıda tut. Yeter. Farkı göreceksin. Teşekkürler doktor. Acı verici görünüyor. Oturun. İğneleri hiç sevmiyorum. Sen yumruğunu sık, ben hemen geliyorum. Şimdi hangi iğneyi kullansam? Seçebileceğim bir sürü iğne var. İşte bu. Bunu seviyorum. Peki ilaç nerede? Şaka mı yapıyorsunuz? Bakamıyorum. Şimdi canın yanacak. Lütfen acıtmayın. Bitti mi? Bitti bitti. Gördün mü, hiç acımadı, öyle değil mi? Sen üstüne ne giydin? Neler oluyor? Ben sizin stajyeriniz mi oldum bu, ne? Bana öyle bakma. Bir dakika, sanırım ne olduğunu anladım. Yanlış iğneyi kullanmışım. Tüh. Gerçekten mi? Bu harika. Vay canına. Bu konuda içimde kötü bir his var. Bunda sonuncusu. Evrak işi bitti. Ne günde ama. Mola vermeliyim. En sevdiğim kanalı izlemenin vakti geldi. Buna bayılıyorum. Öyle komik ki. Bu adam beni çok güldürüyor. Bunları sana getirdim. İyi eğlenceler. Hepsinin gün sonuna kadar bitmesini istiyorum. Ama. Şu kadın çok kötü. Bu sonsuza kadar sürecek. Cheryl'a bir ders vermemin zamanı geldi. Bunu zevkle yapacağım. Dikkat edin, numuneler geliyor. Biri beni arıyor. Selam. Hayır, sonuçları almadım. İşte burada. Şimdi gizlice yaklaşmalıyım. Muhtemelen sadece bir baş ağrısıdır. Az kaldı. Ayakkabı bağcıklarını birbirine bağlayacağım. Ne? Ben doktorum. Öyle olsa bilirdim. Bu çok güzel olacak. Neyse anne, kapatmalıyım. Dikkat! Hayır. Bu hiç iyi olmadı. Galiba birinin onu temizlemesi gerekecek. Ameliyata hazırlansam iyi olacak. Bu çok ilginç bir hasta. Ama benim için gayet basit. Yaptım işte, bayağı iyiyim. Önce ellerimi yıkayayım. İşte fırsat. Sen görürsün. Cheryl'ın cerrahi önlüğünü açarak başlıyorum. Şeytani bir zekam var. Ne oluyor? Bunu kim yaptı? Burada kimse yok. Laboratuvar önlüğüm nerede? Atam buraya koymuştum. Sanki birisi benimle uğraşıyor. Neyse, buna ayıracak zamanım yok. Ellerimi kurutup ameliyathaneye gireyim. Kandırdım. Hiç olgun değilsin. Hadi ama komikti. Tamam, başlayalım. Neşter? İlk kesiyi atıyorum. Düzgün olması gerekiyor. Ne haber? Ameliyathaneden çık hemen. Çok korktun. Sen de harikaydın. Seninle iş yapmak bir zevk. Şu 24 saat bitince çok mutlu olacağım. O kadar sinir bozucu ki. Sorun yok Cheryl. Sakin ol, nefes al. Biraz ruj süreyim de neşem yerine gelsin. Bu tona bayılıyorum. Bir dakika. Aklıma bir fikir getirdi. Galiba bunun acısını nasıl çıkaracağımı buldum. İhtiyacım olan tek şey buz şırınga. İntikam zamanı. Ucunu keserek başlıyorum. Şunu bir kenara koyayım. Sonra pimini tekrar takıyorum. Şimdi rujuma ihtiyacım var. Onu şırınganın iç yüzeyine sürüyorum. İyice sürdüğümden emin olmalıyım. Şimdi şeffaf bir banta ihtiyacım var. Bandın ortasına kırmızı yapıştırıcı sürüyorum. Kocaman bir damla olmalı. Sonra şırıngayı ona bastırıyorum. Şimdi kurumasını beklemeliyim. Bu iki damlayı da yapmalıyım. Onları banda tutturmak için boya kullanıyorum. Şırınganın etrafını da boyuyorum. Aynen böyle. Güzel görünüyor. Tam istediğim gibi oldu. Sıra planımın bir sonraki kısmında. Ashley'i aramalıyım. Ashley. Selam, beni mi çağırdın? Cheryl.
Ben düştüm. Olamaz. Aşağı var. Aşağı. Bir şey yapmalısın. Bana yardım et Ashley. Bayılacağım. Tam da planladığım gibi. İşte ödeşmek böyle olur. Benimle uğraşma. Ha evet, bu güzel. En iyi işlerimden. Tüh, gitsem iyi olacak. Neden o kadar şüphe verici davranıyor? İşte stajyerlerden bu yüzden nefret ediyorum. İşte bunları laboratuvara götürmeni istiyorum. Uyumaktan başka bir şey yaptığı da yok. Bu konuda uzman. Onu uyandıracağım. Ashley, bu sana. Bu ne gürültü? Alo, alo. Siz miydiniz? Seni uyuma konusunda uyarmıştım. Bu halin ne? Neden bahsediyorsunuz? Ha? Bu yaramakları nereden geldi? Merak etmeyin, hemen çıkarırım. Vay canına, bayağı yapışkanmış. Bana bir dakika müsaade edin. Ay, çıkmıyor. Her şeyi ben mi yapmak zorundayım? Kolum. Bunu neden yaptınız? Canım çok acıdı. Hey, şuna bakın. İz bıraktınız. Kurtul onlardan. Bunlar da laboratuvara gidecek. Tamam, bana güvenebilirsiniz. İşte başlıyoruz. Ay, tıpkı ağda gibi. Tek hamlede. Gitmeyeceğim işte. Bakalım ne varmış. Canım çok yanıyor. İmdat bacağım. O kadar da kötü görünmüyor. Biraz bekle lütfen. Şuna bak. Sanırım bacağım kesildi. Olamaz, bu çok kötü görünüyor. Endişelenme, iyileşeceksin. Hemen geleceğim. Bunlar fikrini değiştirmeye yeter mi? Otur lütfen. Ben de öyle düşünmüştüm. İşimi çok seviyorum. Ay. Burada biraz otursam iyi olacak. Acaba ne zaman çağıracaklar? Ah, hadi ama. 300 mü? Sırada kaç var? Tüm gün burada bekleyeceğim. Tabii. Almazsam kabalık etmiş olurum. Bunu ben alayım. Merak etme, çok sürmez. Orada neler oluyor? Zaten ciddi bir şey yok gibi. Evet, benim sıram. Hey! İyileşecek miyim? Geri dön, hadi geri dön. Neler oluyor? Çantamı unuttum, hemen bulun. Bir saniye. Ne buldum? Çok yakıştı. Dikkat et. Ay! Çok kaba. Olamaz. Sıramı kaçırdım. Gördüğün gibi en kötü yaralanma bu, değil mi? Bunlar nasıl kullanılıyor? Hangi yatak benim? İkisini de sevmedim. Bu konuda yapabileceğim bir şey yok. Biliyorum, bu yüzden kendi tasarımımı hazırladım. Hallediyorum. Çok daha iyi. Ufak birkaç dokunuş yeterli oldu. Ay canına. Bayıldım. Şimdi daha güzel oldu. Ben de benzer bir şey yapabilirim. Ne kadar zor olabilir ki? Ha? Daha kötü oldu. Bu nasıl mümkün olabilir? Ama neyse. Kendimi rahat hissetmem çok önemli. İyi ki benim yatağım onunki gibi değil. Pekala, şimdi kıyafet değiştirme zamanı. Hayır. Butik değil burası ama. Umurumda değil. Güzel değil mi? Hiç de değil. Peki buna ne dersin? Çok şirinmiş. Yaşasın sonunda. Keşke benim sabahlığım da bu kadar güzel olsa. İğrenç. Ne döküldü buraya? Sessiz ol. Dinlenmeye çalışıyorum. Neyse, yatak yataktır. Ay! Çok komik. Yardım etsene. Çok sıkıldım. Burada yapacak hiçbir şey yok mu? Küçük bir televizyon, herhangi bir şey. Bu da ne? Örümcek! Burası nasıl bir hastane böyle? Bu da ne? Canım çok sıkıldı. Alo? Evet, biraz eğlenmek istiyorum. Bu çok keyifli olacak. Balonlarla eğlenceye hazır mısın? Vallahi mı? Çok iyi. Bunu görmemiş gibi yap. Pekala, belki zamanla düzelir.
Tada! Şimdi şunu izle. Oh, etkileyici. Kendi palyaçonu alkışla. Hey sen, bu sorunu çöz. Ya, hiç adil değil. Acaba neler oluyor? Topların havada nasıl hareket ettiğine bak. Çok eğlenceli. Dikkat et. Aa, ne kadar kötü bir jonglör. Hey, kafama geldi. Bundan sıkıldım. Şimdi gösteri sırası bende. Ha? Ben de görmek istiyorum. Baş parmağımı yok edeceğim. Oo. Bunu görüyor musun? Bu gerçek sihir. Teşekkürler. Bu çok iyiydi. İşte sıradan bir tavşan. Şimdi şapkamın içine koyacağım. Gel bakalım. Büyüleyici. Ve tavşan insana dönüştü. Muhteşem. Buraya nasıl geldim ya? Of, sihirbazı kaçırdığıma inanamıyorum. Dikkatlice izleyin. Zihin gücümle bu kibritleri dönüştüreceğim. Sihirli kelimeleri söylemem yeterli. Abrakadabra. Tüh. Bundan pek etkilenmedim. Neyse, bu kadar yeter. Sıradaki. Gerçek müziğe hazır mısın? Müzik mi? Bunu görmeliyim. Gizlice buradan bakabilirim. Harika. Solo zamanı. Bu korkunç. Şimdi en önemli kısım. Ah, birden ilginçleşmeye başladı. Tam konser gibi olmaya başladı. Pekala, kalabilirsin. Aklıma bir şey geldi. Çalmaya devam et. Ne yetenek ama. Rock and roll baby. Onu sevdim. Ben de. Sen de nereden çıktın? Kendi yatağına git. Lütfen devam et. Davullara vurduğumda ses çıkıyor. Ah canım, ne kadar zeki. Sana bayıldım. Merhaba hanımlar. Yemek zamanı. Nihayet çok acıkmıştım. Aa, bu da ne? Bu nasıl bir yemek böyle? Umarım hastane yemeği yüzünden hastaneye düşmem. Hiç güzel kokmuyor. E işte başlıyorum. Çok kötü. Aslında çok kötüden daha kötü. Berbat. Bunu hayatta yemem. İşte yemeğim. Ha? Ah, şunu gözümün önünden, köpek maması mı bu? Bana yiyecek başka bir şey getir. Çabanın karşılığını vereceğim. Elbette. Keşke tüm hastalarım senin gibi olsa. Daha lezzetli bir şeyler istiyorum. Hiç sorun değil. Buradan seçebilirsin. Teşekkürler. Sushi yemek istemiyorum. Oo, sulu bir biftek. Ağır gelebilir. Yok. Oo, bu çok güzelmiş. Bunu istiyorum. Bana makarna getir. Fotoğrafa basmanız yeterli. Hızlı teslimat özelliği var. Aa, pekala. Vay canına, çok hızlıymış. Nefis görünüyor. Hemen tadına bakacağım. Nefis. Hastane yemeklerinden daha güzel oldu kesin. Buna alışabilirim. Sanırım hastane o kadar da kötü değilmiş. Ne güzel bir yemekti. Tatlı olarak ne var? Aa, meyve. Üzüme bayılırım. Çok doydum. Daha fazla yiyemeyeceğim. Karnım doyduğuna göre uyuyabilirim. Yemekler çok güzel koktu. Ah, uyuyakaldı. Bu fırsatı kullanacağım. Sessizce oraya gitmeliyim. Nazca davranmalıyım. Ruhu bile duymayacak. Yakında lezzetli üzümler benim olacak. Ay! Yoksa bilerek mi vurdu? Sessiz ve yavaş olmalıyım. Bunu bilerek yaptığına yemin edebilirim. Odaklanmalıyım. Az kaldı. Yakaladım. Cidden mi? En azından bir tane alabildim. Bunu
bilerek yaptığından şüphelenmeye başladım. Bunu hak edecek. Ne yaptım? Benim gibi bir doktorunuz olduğu için şanslısınız. Çünkü birazdan bir sürü acıya derman olacağım. Al bakalım. Saat kaç? Aa, bir hastam var. Profesyonel görünmem lazım. Hazırlansam iyi olur. Benden çok şey bekliyor. Aa, bu çok şirin oldu. Bunu da buraya serelim. Güzel, her şey yerli yerinde görünüyor. Sanırım bunu buradan kaldırsam iyi olacak. Girin lütfen. Sizi gördüğüme çok memnun oldum. Her zaman çok iyi para öder kendisi. Şunu üstünüzden alayım. Oo, çok güzel bir palto. Yumuşacık. Sen ne yapıyorsun? Ha, laboratuvar önlüğü sandım da bir an. Hep aynı hata yapıyorum nedense. Nasılsınız? Gayet iyiyim. Göbeğim giderek büyüyor. Şimdi ona bir göz atalım. Bu biraz gıdıklayabilir. Ama birazdan ufaklığı göreceğiz. Oh, çok güzel bir bebek. Ama bir dakika, ekrana bakacağım. Anne, anneciğim. Bu işte bir terslik var. Bebeğiniz gayet sağlıklı. Bir dakika, sorun nedir? Bebeğim, oh, benim küçük prensesim. Onun için bir feci olmalı. Aa, olamaz, bu mümkün değil. Peki şimdi? Ne? Oh, ne güzel parlıyor öyle. Yani şimdi öyle söyleyince, hayır, benim iş alakam var. Ah, sen bir şapşalsın. Bu fikrini değiştirir mi? Vah canına, parlaklık iki katına çıktı. Yok ama olmaz. Bu eğitimime tamamen aykırı bir durum. Biraz sinir bozucu bir isim biliyorsun değil mi? İşte sana son teklifim. Ne diyorsun? Vay canına, bu yoksa altın kaplamalı bir oyun kolu mu? Oyun oynamayı severim. Peki o zaman. Peki bu işi nasıl yapıyoruz? Hiç bilmesen daha iyi olur. Ha, burada ne? Neyse ki nefesimi tutabiliyorum. Hey, orada çok oyalanma ama. Unutma, bundan izliyorum seni. Oo, yaklaşıyor. Merak etme tatlım, hiç sorunun yok. Selam, ben annenin doktoruyum. Şimdi sana bu tacı takacağım. Kafana tam oturdu. Kızım çok güzel görünüyor. Ben artık gidiyorum. Böyle çok güzel oldu. Ah, başardım. Başarılı bir operasyon oldu. Harikasın. Yardımın için çok teşekkürler. Rica ederim. Ah, artık bunu çıkarabilirim. Eyvah. İmdat. Bu da nedir? Görünüşe bakılırsa turnayı gözünden vurdum. Kim mükemmel durumdaki bir stetoskopu çöpe atar? Mesaj geldi. Olamaz, randevum. Tamamen unutmuşum. Ama oraya gitmek için hiç param yok. Neden hep bu benim başıma geliyor? Sanırım bugün bebeğimi göremeyeceğim. Bir saniye. Bu da ne? Vay canına, doğayı duyabiliyorum. İşte tam ihtiyacım olan şey. Affedersin, bana yardım eder misin? Bebeğimi dinleyebilir misin? Benim deli olduğumu biliyorsun değil mi? Ama peki, kabul ediyorum. Keşke annem beni şimdi görebilseydi. Of, bir sürü guruldama var burada. Evet, az evvel bir dürüm yemiştim de. Bir dakika, sanırım bebeği buldum. Görmek ister misin? Sana bir resmini yapacağım. Ha? Bunu yapabilir misin gerçekten? Sana söyledim, ben deliyim. İstediğim her şeyi yapabilirim. Bir saniye, bu benim en büyük eserim olabilir. Görebilir miyim? Sabulum. Bir şaheser asla aceleye getirilmez. Neredeyse bitti. İşte. Gözleri sana çekmiş. Vay canına, şimdi çok rahatladım. Yalnız biraz jelibona benziyor sanki. Evet ama gözlerini kısarsan seni andırıyor. Bir saniye, sana bir şey vermem gerekiyor. İşte bu. Para veriyor. Teşekkürler. Hayır, ben teşekkür ederim. Sana iyi günler. Madeni paraların hastasıyım. Bir saniye, bu yoksa çikolata mı? Kandırıldım. Az önce bir düşman edildiniz bayan. Bağcığı böyle düğümlüyoruz ve işte bitti. Teşekkürler anne. Hadi bir deneyelim. Ayağa kalk. Hadi tatlım. Yaşasın. Vay canına, müthiş. Bu benim patenlerimden o kadar daha iyi. Bu haksızlık. Uyumaya hazır mısın tatlım? Üstünü güzelce örtelim. Tamam, artık uyku zamanı. Şu oyuncakları buradan alayım. Teşekkürler anne. Bu nedir? Orada biri mi var? Olamaz. Yoksa bu canavar mı? Gitme anne. Ne yapıyorsun? Karanlıktan korkmana gerek yok canım.
Bir saniye. Şurayı toparlamam lazım. Bu bant işe yarayabilir. Sanırım bunu nasıl halledeceğimi biliyorum. İşe koyulalım. Bu rulo bantı alıp yere koyuyoruz. Rulonun ortasına iki parça bant yapıştırıyoruz. Aynen böyle. Sonra bantın üstünü boyayıp böyle dolduruyoruz. Farklı renklerle bölümler oluşturuyoruz. Böylece bir gökkuşağı efekti yaratıyoruz. Telefonumuzu buraya koyup ışığını açıyoruz. Aa, gece lambası. Canavar artık bana yaklaşamaz. İyi geceler anne. Ben de yorulmuşum. Güzellik uykuma yatmam lazım. Çok iyi geldi. Bu ses de nedir? Peki, aynı ışıktan bende de olsun o zaman. Şimdi tatlı rüyalar görebiliriz. Bu harika olacak. Havuza bayılıyorum. Anne, ben yüzmek istiyorum. Tabii ki tatlım. Kolduklarını çıkarayım. Nerede onlar? Çantaya koydum sanıyordum. Olivia, sen git orada dur. Neden? Kürek nasıl olur? Yok, olmaz. Karton suda yüzer mi? Bu kötü bir fikir. Anne... Yok, olmaz. Bir düşüneyim. Buldum. Hareket etme. İşte bir casimedi. Hanımefendi, o benim. Başka bir tane bulun. Düşüneceğiz bir şeyler. En azından havuz makarnası var. Bir saniye, bunu kullanabilirim. Havuz makarnasından bir parça kesiyoruz ve bunu dilimliyoruz. Tamamını aynısını yapıyoruz. Bunu farklı renklerle tekrarlıyoruz. Şimdi bize plastik kelepçe lazım. Kelepçeyi iki halkanın içinden geçiriyoruz. Sonra sıkıyoruz. Aynı şeyi diğer halkalarla da yapıyoruz. Fazla uçları kesiyoruz. Şimdi suya girebilirsin. Çok güzel olmuş. Anne, beni izle. Bomba! Bakın, suda yüzüyorum. Bu harika. Çok güzel görünüyor tatlım. Ben de biraz dinlenebilirim. Hey, bu çok iyiymiş. Ben de yelek istiyorum. Hadi anne. Geliyorum. Burası parkın en iyi yeri. Sıkıldım. Anne, ben gidip oynamak istiyorum. Uzaklaşma ama seni görebileyim, tamam mı? İyi eğlenceler. Yaşasın. Aferin kızıma. Bu kitap bayağı hoşuma gitti. Olivia? Nereye gitti bu kız? Olivia, geri dön hemen. Olamaz, bu çok kötü. Çok uzaklaşmış olamaz herhalde. Bir şey olmaz da hemen paniğe kapılmayayım. Olivia tatlım, neredesin? Her yere baktım. Bu şapkası. Olivia, hemen buraya gel. Aptalca oyunlarına bir son ver. Hey. Affedersiniz. Şapkamı ver. Seni kızım sandım da. Olivia. Demek buradasın. Ben de seni arıyordum. Çok endişelenmiştim. Bunu bir daha yapma, tamam mı? Satılık balonları. Yalnızca $2. Bunlar yararlı olabilir. İşte oldu. Balon beni takip ediyor. Ne sevimli. Ve artık onu görebiliyorum. Ne? İki balon mu? Selam. Selam. Çok iyi fikir değil mi? Alo. Bir saniye. Annenin bir toplantıya katılması lazım Olivia. O yüzden sessiz ol. Anladım. Eğlenceli gözüküyor. Yaşasın. Nasıl yani? Şşt. Ne? Evet. Pardon, devam edelim mi? Gelecek ayın öngörülen satışlarındaydık. Tahminler çok sağlıklı görünüyor. Ben bir ayakkabı mı uçtu yanımdan? Anne, o komik görünen adam kim? Olivia, ben sana ne dedim? Hayal kırıklığına uğradım.
Aa, ne yapacağımı biliyorum. Hula hoop'un üstüne böyle bant yapıştırıyoruz. Sonra bir diğeri de dikine koyuyoruz. Bu hale gelinceye kadar yapıştırmaya devam ediyoruz. Olivia, sana bir şey vereceğim. Bak, sana eğlenceli bir oyun. Bu onu meşgul eder. Hadi tekrar deneyelim. Pekala, nerede kalmıştım? Başardım. Bu oyunda çok iyiyim. Merhaba anne. Ne güzel. Senin kıyafetlerine ne oldu? Ama sen kir içindesin. Ne yapalım? Dur. Seni temizlememiz lazım. Ama anne, ben açım. Bunu nasıl başarıyor anlamıyorum. Bu olur. Bunları sonra yıkarım. En azından bir tane temiz üst kalmış. İşte sana temiz bir tişört. Tamam, ama nasılsa yine kirlenecek. Bu nasıl oluyor ya? Neyse, hiç cevap verme. Hadi giy şunu. Mecbur muyum? Anne, saçlarımı bozuyorsun. Çabuk ol anne. Teşekkürler. Böyle daha iyi. Hadi ya artık. Nihayet. En sevdiğim. Şu nefis çikolataya bak. Olamaz. Yapma. Buna bakamayacağım. Sorun yok. Nefes al. Ver. Bir dakika. Bu torba aklıma bir fikir getirdi. Güzel oldu. Ben çok lezzetli. Of, ellerime bulaşmış. Böyle daha iyi. Bunu her gün yesem bakmam. Benim de kıyafetlerini yıkamama gerek kalmadı. Tamam anne, doydum. Hadi bunu alalım artık. Torbayı böyle yırtsam yetiyor. Kaldır kollarını. İşte tişörtün hala tertemiz. Hadi şimdi git oyna. Görüşürüz anne. Görüşürüz tatlım. Taze sıkılmış meyve suyu gibisi yok. Günaydın anne. Al bakalım bir bardak meyve suyu. İstemiyorum. Çok iğrenç. Ama bu çok yararlı. Onun yerine çikolatayı tercih ederim. Kahvaltıda çikolata olmaz. Ama o zaman beni durdur da görelim. Ver şunu bana. Olmaz, bu benim. Her sabah aynı şey. Bir saniye. Belki bu popiti kullanabilirim. İşe yarayabilir. Sanırım işe yarayacak. Bir popit alıp içine biraz meyve suyu döküyoruz. Çukurları tamamen dolduruyoruz. Sonra meyve suyu donana kadar popiti buzluğa koyuyoruz. Donmuş meyve suyunu popitten ayırıyoruz. Vay canına, harika görünüyor. Olivia buna bayılacak. Ben hemen yerdim bunu. Olivia! Ne var? Bak bende ne var. Nedir bu? Dene bir. Öyle diyorsan. Güzel olsa iyi olur. Çok gerildim. Devam et hadi. Lütfen. Güzel. Meybuz gibi. Teşekkürler anne. Bunlar da çöpe gidiyor. Daha son. Artık çok daha rahat edeceğim. Bu çadırın içine canavar falan giremez. Bir şey duydum sandım. Tatlı rüyalar ufak insancıklarım. Ne? Tehlikeli değil miyim? Öbür kamp alanına geçeyim. Burası 1000 derece falan olmalı. Şu su da çok çekici görünüyor. Evet. Hey tatlım, hadi suya girelim. Yarışalım mı? Hemen geliyorum. Vay, kumsal da çok güzel görünüyor. Bu esinti çok iyi geldi. Anne dur. Buz gibiymiş. Girmek istediğinden emin misin? Dur biraz. Ne? Neden? Atla, böyle çok daha güzel oluyor. Harika, hadi bakalım. Harika olacak. Bunu seveceğini biliyordum. Vay, gerçekten rahatlatıcıymış. Hay Allah, güneş kremimi sürmeyi unuttum. Durumum çok kötü. Ama çok uzaktayım.
Ey anne. Evet. Anne, cildim alev aldı. Çok acıyor. Ah, olamaz. Bu çok kötü. Ay, güneşten yanmışsın. Ah, ah. Ah, çok acıyor olmalı. Ama yardım geliyor. İşte güneş ışınları artık seni rahatsız edemez. Çok daha iyi. Senin için bir fikrim daha var. Gel bakalım şöyle. Şişme yatağı şöyle koyalım. Güzel. Şimdi geriye sadece bir şey kalıyor. Çadır. Şuraya bağlayalım ki suya düşmesin. Sıkıca da düğümleyelim. Hadi test sürüşüne de çıkalım. Dikkatlice. Ah, bu şey epey iyiymiş. Merhaba anne. Ah, çok güzel gidiyorsun tatlım. Hem de hiç yanmamışsın. Keşke ben de öyle diyebilsem. Yine ben, yine paketleme. İlk olarak yemek girsin. En sevdiğim reçeli de unutmayalım. Güzel. Daha agresif bir yaklaşım tercih ediyorum ben ama. Okum ve çekicim de lazım. İşte budur. Ah, şu kibritleri de alabilir miyim? İşe biraz ateş katmaya bayılırım. Ah, bu iyi bir fikir mi emin olamadım. Hadi oyunlar başlasın. Ateş yakıyorum. Ah, aman kesinlikle iyi bir fikir değil, alayım şunu. Çok, cidden çok kötü olabilirdi. Ama bunlarla ne yapabileceğimi biliyorum. Önce şu kibritler çıksın. Ve çikolata gelsin. Ve çubuk krakerler. Bunları doğruca kaseye batıralım. Epey leziz duruyor değil mi? Sonra da kutularına geri yerleştirelim. Daha sonra iyi ki almışız diyeceğiz. Ah tatlım, biraz kitap okusam olur mu? Hey, acaba şu şeyin içinde başka ne var? Bunlar benim kibritlerim mi? Sizinle oynamayı çok istiyordum. Hadi şunlardan birini yakalım. Dur biraz. Ah, bu çikolata mı? Aa, bu kibritten çok daha iyiymiş. Bunların tadı harikulade. Çok beğendim. Ufak sinsi numaram işe yaradı. Annelik böyle yapılır. Hiçbir şey de alev almadı. Ah, sıcaktan eriyorum ya. Keşke bir çiçek olsaydı. Bende var tatlım. Üstelik en sevdiğim kola. Ah, bir tane daha. Gerçekten çok susamışsın değil mi? Neyse ki susuzluk giderici istasyonun burada. Hepsi senindir tatlım. Oh, güzel rahatladım. Ah, bir an önce tuvalete gitmeliyim. Amanın. Ah, bilemedim ki. Belki bir şeyler yapabilirim. Önce biraz hazırlık yapmalıyız. Oh, epey iyiydi. Plastik poşeti içine koymamız gerekiyor. Ve oldu, bitti. Aa, çok acelem var. Oh, istediğin kadar kal tatlım. Ben buradayım. Piknik için mükemmel günü seçmişiz sanki ya. Burası da mükemmel duruyor değil mi? Evet, bence de burası ideal. Güven bana, bu harika olacak. Şunu serelim mi? Üstelik en sevdiğimiz abur cuburları da getirdim. Hadi başlayalım. En sevdiğim romanın tadını çıkarmak için şöyle bir atmosfer harika. Evet, nerede kalmıştım? Ah, ben şurada oynasam olur mu? Harika, görüşürüz. Bana bak anne. Evet. Burada kocaman bir alanım var. Harika. Ah, evet, biraz dinlenmem lazım. Hey anne. Şimdi olmaz tatlım. Bana bir dakika ver. Neyse. Çimlere yalın ayak basmak gerek. Evet. Neye bastım ben? Aman tanrım. Anne. Bir şey ayağımın altına battı. Baksana. Ben... Dur bakalım. Nefes al. Burada yetişkin biri var. Neyse ki ilk yardım çantamı getirmiştim. Bu da hiç canını yakmayacak. Hadi bakalım. Bütün işi şırınga yapacak. Şimdi de emiş gücüyle bunu çıkaralım. Bu şey iyi işe yarıyor değil mi? Kıymana güle güle diyebilirsin. Tabii saklamak istemiyorsan.
Vay! Ah, çok daha iyi oldum. Oyunuma devam edeceğim. Tabii ayakkabılarını giydikten sonra. Anladın mı? Seve seve giyerim artık onları. Dersimi aldım ben. Şimdi bir de bağlayabilsem. Of ya, çok ama çok acıktım. Aa! Burada niye bu kadar çok böcek var? Biri beni ısırdı. Ay, çok acıttı. Şimdi de kaşınıyor. Aa, inanamıyorum ya. Aa, bununla bir güzel kaşıyabilirim. Of, rahatladım. Aa, tatlım, en sevdiğin hindili sandviçten yaptım. Harika. Teşekkürler. Mis. Ya tatlı. Daha çok şeker. Lezzet. Çıtır çıtır. Artık doydum. Harika. Meyvesi yok. Amanın dişlerin. Bir diş fırçası getirmiştim. Ay, ne olmuş bu şeye ya? Sanırım eve dönünce yapacağız artık. Neyse. Ya da şunları kullanabilirsin. Tatlı değil mi? Diş macununu şuraya koyuyorsun ve hazır oluyor. Sen de dene. Hadi ısır işte, tamam mı? Deneyelim o zaman. Sanırım işe yarıyor. Okula gitmeye hazır sayılırım. İyi günler tatlım. Bir dakika, az kalsın unutuyordum. Ah, sonunda gitti. Artık üstümü değiştirebilirim. Sıkıcı giysilerden kurtuluyorum. Ah, böyle daha iyi. Sonunda kendim olabilirim. Bu ruj rengini seviyorum. Lexi! Anne! Hepsini açıklayabilirim. Umarım iyi bir açıklamam vardır. Geç kaldım. Bir saniye. Saat kaç? Bugün pazar. Yatakta tembel tembel yatabilirim. İşte hayat budur. Sabah kahvesinin yerini hiçbir şey tutmuyor. Temizliğe başlama zamanı. Bu şarkıya bayılıyorum. Bu gürültü de ne? La 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 la, pazar günü temizlik yapmak haftanın en harika günü. İyi bir temizlik gibisi yok. Kesin şu gürültüyü. Bir dakika. Galiba şehirde. Artık güzellik uykumu alabilirim. Bugün hamamdayım. Kendi ellerimle bir şeyler yapabilirim. Sana. Stresten kurtulmak için harika bir yol. Bu işe yaramıyor. Düşünmeliyim. Buldum. İşte ihtiyacım olan bu. Beni hiçbir şey durduramaz. Ben bir matkabım. Evet. Hadi ama. Bunu yapmak zorunda mı? Sırada ne var? O da tertemiz oldu. İşte hepsi bitti. Başarılı bir iş daha. Ter içinde kaldım. Sıra şekerleme yapmaya geldi. Sonunda. Artık hazırlanabilirim. Sessiz olmalıyım. Lütfen uyanma. Dikkat. Başardım. Anahtarımı alayım. Ani hareketler yapmamalıyım. Lütfen uyanma. Bebek gibi uyuyor. Tamam, gitmeliyim. Görüşürüz. Bir yere mi gidiyordun? Annem, bu sadece bir rüya. Ama bence bir şey unuttun. Anne, ders çalışmam çok sıkıcı aman ya. Buluşma zamanı yaklaşıyor. Çok heyecanlıyım. İşte geldi. Selam tatlım. Selam, bunlar sana. Bu da kim? Anne. Yakından inceleyeyim bakayım. Selam.
çok zevksiz giyiniyor. Anne, beni utandırıyorsun. Ha, bir dakika. O çiçekler tanıdık geldi. Bahçemi mahvetmişsin. Gidin buradan. Tamam. Yine de bir buluşma sayılır değil mi? Gidelim mi? Gidelim. Hoşça kal anne. Gözlerimi bu ikisinin üstünden ayırmasam iyi olacak. Çiçekler için teşekkürler. Çok güzeller. Senin kadar güzel değiller. Şu annem mi? Yok canım, o değildir. Kılık değiştirmek işe yaradı. Benden asla şüphelenmezler. Ne yapıyorlar? Muhteşem görünüyorsun. Ne güzel şeyler söylüyorsun. Ne? O da ne? Bilmiyorum ama acıttı. Bu ağacı buluyormuşum gibi yapayım. Şu yapraklara bak, ne yazık. Dur bakalım. Buna inanamıyorum. Seninle zaman geçirmeyi seviyorum. Fazla yayılma dostum. Dip dibe oturuyorlar. Bu parkı kim temizliyor? Rezalete yapmışlar. İşte tam sırası. Hayır değil. Ha? Ağaçlarda bir şey mi var? Orada neler oluyor? Her yer yaprak oldu. Her şeyi görebiliyorum. Anne! Şehir burası rahatmış canım. Vay canına, şuna bak. Lexi, bak elimde ne var? O nedir? 80'ler partisi mi? Yok, bana göre değil ya. Hadi ama eğlenceli olacak. Hazırlanmalıyız. Sen ne giymişsin öyle? Asıl sen ne giymişsin öyle? Bu 80'ler değil ki. Hoş görünüyor. Bunu halletmeliyiz. Hadi gidelim. Ama şimdi başım dönmeye başladı. Nasıl görünüyorum? İşte şimdi oldu. Kendimi tuhaf hissediyorum. Muhteşem görünüyorsun. Öyle diyorsan. Hey! Hadi dans edelim. Buna mecbur muyuz? Şu hareketlere bak. Ne yapıyorsun? Evet. En azından annem eğleniyor. Buraya gel. Rahatla, keyfini çıkar. Tabii aslında o kadar da kötü değilmiş. İşte böyle Lexi. Anne, bu nasıl? Hayatımın en güzel gecesini yaşıyorum. Benden iyi dans eden yok. Orada olmalıydın. İnanılır gibi değildi. Daha sık takılmalıyız. Evet, bir gün öğlen yemeğine çıkalım. Çok hoş bir elbise gördüm. Ama annem kredi kartını bana vermez. Bekle, seni sonra ararım. O da ne? Orada ne yapıyorsun? Hayal mi görmeye başladım? Anne, bu gerçek olamaz. Bu hiç keyifli olmayacak. Ütü yapmaktan nefret ediyorum. Tamam, yapalım şunu. Aslında o kadar da zor sayılmaz. Hatta iyi gidiyor. Tamam, biri bitti. Görünüşe göre bu asla bitmeyecek. Kırışıklık bırakmamalıyım. Devam edelim. Bu iş sanki insanı hipnotize ediyor. Annem bunu neden seviyor? Çok sıkıcı. Ne çok gizli var. Neredeyse bitti. Tamam, sanırım bu kadar. Sonuncusu da buydu. Onları katladığımı sanıyordum. Şimdi ne yapacağım? Zamanım kalmadı. Evrakın bu gece bana gönderilmesini istiyorum. Bekle. Burada neler oluyor böyle? Anne, selam. Ütü yaptım da. Yani yapmaya çalıştım. Her şeyi ben mi yapmak zorundayım? Şu dağınıklığa bak. Senden tek bir şey yapmanı istemiştim. Çekil önümden. Kendim yaparım. Yapacak bir sürü de işim var. Tamam. Tamam. İlgileniyorum. Hayır, onları hemen gönder. Aldım. Teşekkürler. Sanırım hepsi bu kadar. Bir kahve içmeliyim.
Aa, bu nasıl mümkün olabilir? Muhteşem ya. Vay canına. Hadi tek boynuzu at. Paraşütüm yok. Burada neler oluyor? Lexi uyanık mısın? Beni kandıramazsın. Bu numaraları biliyorum. Beni kandıramazsın. Psst, Lexi. Buldum. Bu senin uyuyor numarası yapıp yapmadığını gösterecek. Of! El fenerimi devreye sokmalıyım. Anne sen burada ne yapıyorsun? Biliyordum. Neden uykuda değilsin? Yatma zamanı küçük hanım. Doğru uykuya derhal. Delirmiş bu ya. Anne. Lexi gözüm üzerinde. Kendime çıkmalıyım. Öğle yemeğinde. Tamam mı? Birazdan görüşürüz. Hoşça kal. Çantam nerede? Tabelayı tam buraya yapıştıracağım. Çalışmaya hazırım. İşte bir müşteri. Selam anne. Merhaba Chloe. Malzeme hoş geldin. Beğendiğin bir şey var mı? Buna zamanım yok canım. Bunun için 38 dolar mı istiyorsun? Hayır. Sorun değil. Daha bir sürü şey var. Nerede olabilir? Bir flamingo. Çok tatlı. Cezbedici ama hayır. Teşekkür ederim tatlım. Çantamı arıyorum tatlım. Ama sana göre bir şeyim var. Hem de daha bugün geldi. Benim çantam. Alayım onu canım. Bu sana pahalıya patlar. Hiç param yok canım, üzgünüm. O zaman onu alamazsın. Para. Ama peki. Ben de seninle oynayacağım. Orada bekle bakayım. Bir şey almam lazım. Işıl ışıl. Wow. Çok şapşalsın anne. Sadece nakit kabul ediyorum. Acelem var Chloe. Ne yapacağım ben şimdi? Dur bakalım. Bir fikrim var. Evet, sanırım bu işe yarayacak. Şu eldivenlere ve kutuya ihtiyacım olacak. Hemen döneceğim. Kutuyu bölümler halinde keserek başlıyorum. Silikon tabancasına da ihtiyacım olacak. Bu parçanın üzerine ince bir çizgi şeklinde yapıştırıcı süreceğim. Bu kadar yeterli olur. Sonra onu bir dikdörtgene yapıştıracağım. İyice yapışması için onu bastırıyorum. Sonra diğerini de aynısını yapacağım. Uç kısımlarında küçük girişler var. Şerit şeklinde bir kağıdı rulo yapıyorum. Sımsık olmasını istiyorum. Küçük bir kısmını boşta bırakıyorum. Bunu girişlerden birine geçireceğim. Güzel görünüyor. Bu kare kartonun kenarlarına yapıştırıcı sürüyorum. İyi ki eldivenlerimi giymişim. Bunu kutunun üstüne yapıştıracağım. Kutudan biraz daha küçük. Fakat bu da planın bir parçası. Şimdi sıra son parçaya geldi. Sadece küçük kenarına yapıştırıcı sürüyorum. Bunu açıvererek koyuyorum. Şu ana kadar gayet iyi gidiyor. Şimdi sıra onu süslemeye geldi. Kenarlarına yapıştırıcı sürüp üstünü siyah kumaşla kaplıyorum. Kırışıklık kalmamalı. Arka kısmını da kaplamak için fazla kumaş kullandım. Şimdi üstüne beyaz karton tutturabilirim. Bunlar ekranı ve tuş takımı olacak. Numaraları eşit aralıklarla yerleştiriyorum. Bir kredi kartına ihtiyacım var. Kart kabul edildi. Makbuzu üstten çıkıyor. Umarım Cleo bunu beğenir. Hadi öğrenelim. Artık kart kabul ediyor musun? Vay canına, bu çok havalı. Her dükkanda bir kart makinesi olması lazım. İşim büyüyor. Yani artık şu çantayı alabilir miyim? Evet, tabii alabilirsin. Bunu söylemeni umuyordum. Kartı buraya sokuyorum ve satışı tamamlıyorum. Seninle iş yapmak bir zevkti. Buyur. Nihayet artık gidebilirim. O da neydi? Oraya nasıl düştü o? Bu bir şaka mı? Şimdi ben ne yapacağım? Arz ve talep anneciğim. Kredi kartını hazırlasan iyi olur. Bip bip. Az kalsın çarpıyordum. Yoldan çekilin, ben geliyorum. Hiçbir şey beni durduramaz. Şinana da yavrum, şinanay. Kendime geldim. Temizlikte ne güzel şey, şinanay. Bir dakika, gazı bas. Yaşasın. Dansla, dansla, dansla. Bu nasıl bir dağınıklık böyle? Ne? Süpürge çekmiyor. Bunun sorunu ne canım? Anlamıyorum. Çalışmıyor mu ne? Bu çok tuhaf. Ne oldu ki şimdi? Çok garip bu. Anlamalıydım. Selim anne, hadi gidelim. Yok artık. Cleo, temizlik yapmaya çalışıyorum.
bunun yeri çöp. Aa, hep eğlencemi mahvediyorsun. Bir kere daha düşündüm de. Aa, bu hiç adil değil. Bekle, sen neden bana öyle bakıyorsun? Aklıma bir fikir geldi. Pizza kutusundan parçalar kesiyorum. Sonra silikon tabancamı alıyorum. Bu parçayla başlayacağım. Kenarına yapıştırıcı sürüyorum. Tamam, bu kadar yeter. Şimdi onu bu büyük dikdörtgene yapıştırabilirim. Diğer tarafa da aynısını yapacağım. Şerit şeklinde uzun bir karton buldum. Onu böyle katlayıp açarak şekillendiriyorum. Yerini sabitlemek için yapıştırıcı kullanıyorum. Bunu bir kenara bırakabilirim. Gazoz kapağına da bir delik açtım. İçine iki pipet sokacağım. Deliği tam olarak kapatmaları gerekiyor. Boşluk kalırsa yerinden çıkabilir. O yüzden pipetleri yapıştırıcıyla tutturuyorum. Kapağın dış kısmına da sürüyorum. Kartonun üst kısmına küçük bir delik açtım. Pipetler bunun içinden geçebilir. Sonra da delikten çıkar. Şimdi birkaç gazoz kapağına daha ihtiyacım olacak. Pipete tahta bir çubuk sokuyorum. Pipetin ahşap çubuktan biraz daha kısa olması gerekiyor. İki ucuna da gazoz kapağı takıyorum. Sonra her şeyin yerli yerinde olması için yapıştırıcı kullanacağım. Hadi bir deneyelim bakalım. Vay canına, şunun gidişine bir bak. Farlarını ve camlarını kartonun üst tarafına sabitleyeceğim. Son dokunuşları da yapıyorum. Gazoz kapağının üzerine bir balon geçiriyorum. Balonu şişireceğim. Test sürüşü zamanı. Dikkat et. Nasıl yani? Bu da ne? Oh, vay canına anneciğim, şahane olmuş. Beğeneceğini biliyordum. Teşekkürler anne. Lafı bile olmaz tatlım. Denemek için sabırsız uzanıyorum. Sanırım hazır. Motorlarınızı çalıştırın. Harika, ona bayıldım. O çok hızlı gidiyor. Aa, hayır hayır, çarpacak. Oh. Tüh, özür dilerim anne. Umarım sigortam vardır. Bunu daha önce düşünmeliydim. Hadi yapalım şunu. Başla. Çok heyecanlı. Hayır, kaybedeceğim. Devam et anne. Ebeveyn olmak zordur. Bunu çok iyi anlıyoruz. Fakat sana yardım etmeye hazırız. Hayatı kolaylaştıracak şahane tüyolar bulduk. Teşekkür etmene hiç gerek yok. Bizim işimiz bu. Bu allığın rengine bayılıyorum. Biri beni arıyor. Cevap versem iyi olacak. Alo. Aa, selam. Gerçekten mi? Aa, buna inanamıyorum. Pat pat pat. Annem telefonda konuşuyor. Ben de bunu yapmak istiyorum. Ha, demek öyle. Orada olmalıydın. Tamam, sonra görüşürüz. Aa, bye bye. Yetişkin gibi davranıyorum. Ama gerçek bir telefona ihtiyacım var. Bunu yapmamalıyım. Fakat karşı koyamıyorum. Ruhum bile doymayacak. Aa, benim güzel kızım gelmiş. Aa, yakalandım. Geri çekil, geri çekil. Vazgeçmeyeceğim. Sakince. Ah, biraz pudraya ihtiyacın var Annie. Kıdı kıdı kıdı. Ay, çok tatlısın anne. Tamam, bu sefer olacak. Ay, bana sarılmak mı istiyorsun? Ay, çok tatlısın. Buna ihtiyacım vardı. Evet, ben de tam olarak öyle düşünmüştüm. Bu gitgide saçma bir hal alıyor. Annenin hazırlanması gerekiyor tatlım. O telefonu asla alamayacağım. Ah, güzel oldum. Eldivenlerimi alsam iyi olacak. Ah, dikkatini başka şeye verdi. Elimi çabuk tutmalıyım. Kesinlikle öyle yemeği yemeliyiz. Aa, işte burada. Ne kadar da yumuşak. Kulağa iyi geliyor. Eli, hayır. Ah, seni kurtaracağım. Vay canına, bunu nasıl yaptın? Beni hayal kırıklığına uğrattın Eli. Ay, üzgünüm anne. Telefonumla oynayamazsın. Ha, bir dakika. Belki de buna gerek yoktur. Harika bir fikrim var. Bu kutu tam da ihtiyacım olan şey. İşte başlayalım. Kartondan küçük bir kare keserek başlayacağım. Hemen bir taslak çizeyim. Bu telefonun ana hatlarını oluşturacak. Kendimi çok yaratıcı hissediyorum. Şimdi bazı detaylar ekleyeceğim. Bunlar tuşları olacak. Şu ana kadar gayet iyi gidiyor. Sonra ekranı çizeceğim. Şimdi aynı şeyi buraya da yapıyorum. Telefonun diğer tarafı bu. Elim böyle şeylere yatkın olduğu için mutluyum. Onu kesmem gerekiyor şimdi. Ah, çok kolaydı. Bu iki parçayı ters çevireceğim. Sonraki işlem için silikon tabancama ihtiyacım var. Yapıştırıcıyı kenarına sürüyorum. Çok fazla ihtiyacım yok. Şimdi elimde bir parça oluk mukavva var. Bunu yapıştırıcıyla tutturuyorum. Bu telefonun yan tarafı olacak. Kenarını boylu boyunca yapıştırıyorum. Aynen böyle. Diğer karton parçasını da üstüne yerleştireceğim. Aynı şeyi diğer parçalarla da yapıyorum. Şekil ortaya çıkmaya başladı. Onları birleştirmem gerekiyor. Küçük bir metal menteşem var. Bu işimizi görecektir. Onu kartonun içine yapıştırıyorum. Telefonun açılıp kapanmasını sağlayacak. Tıpkı gerçek bir telefon gibi. Şimdi onu boyamam gerekiyor. Bunun için bir kalem daksil kullanıyorum. Ve pembe bir kalemle kenarını boyayacağım.
ters çevirip aynısını diğer tarafa da yapıyorum. Ama hepsi bu kadar değil. Bu sevimli kediciyi de üzerine yapıştırıyorum. Ekran olması gereken yere bir delik açtım. İçine bir resim yerleştiriyorum. Bence hepsi bu kadar. En iyi göstermek için sabırsızlanıyorum. Bak bende ne var. Tekrar deneyelim. Alo, Annie ile mi konuşmak istiyorsunuz? Harika, buna inanamıyorum. Bu senin için. Şaka yapıyorsun. Aman canına, bu çok havalı olmuş. Yapmam gereken önemli bir arama var. Telefonu açarsa iyi olur. Alo Annie, nasıl bir gün geçirdiğime inanamazsın. Buna çok güleceksin. Bana her şeyi anlat. Deniz kızlarının daha eğlenceli olacağını düşünmüştüm. Anne! Kulağa pek iyi gelmiyor. Annen geliyor. Chloe, ne oldu? Söyle annene. Bu oyuncaklar çok sıkıcı. Evet. Orada bekle. Ha? Bu da ne? Bir dene bakalım. Bu eğlenceli görünüyor. Buraya gel ördekçik. Şu renklere bak. Buna alışabilirim. Bu onu oyalar. Ördek en üstüne konuyordu. Bu kadar mıydı? Anne! Şaka mı yapıyorsun? Okumak istiyorum. Yine ne var? Bulmacayı bitirdim. Vay canına, sen bir dahisin. Başka bir şey getireyim. Al bakalım. İyi eğlenceler. Bir de sakın acele etme. Bu daha iyi. Resimleri eşleştirmem gerekiyor. Ne kadar zor olabilir ki? Hiç de zor değilmiş. Çok sıkıcı. Anne! Yine mi? Selam Pikachu, nasıl gidiyor? Ne var? Bakın bitirdim. Oynayabileceğim bir şeyler olmalı. Hadi bakalım düşün. Hayır, hiçbir şey de yok. Ne yapacağız? Bir dakika, acaba... Evet, sanırım buldum. Bu her şeyi çözecek. Orada bekle tatlım. Bir karton parçasına ihtiyacım var. Bir de makas lazım. Köşelerini kesiyorum. Köşeleri yuvarlak olmalı. Bu mükemmel. Şimdi yaratıcılığımı kullanmam gerek. Bir sonraki bölüm için keçeli kaleme ihtiyacım olacak. Kartonun üzerine küçük bir kare çizeceğim. Sonra bölümleri ayıracağım. Bir ızgara deseni yapıyorum. Her kareyi numaralandıracağım. Sonra bu kareyi kesip çıkarmam gerekiyor. Şimdilik bir kenarda durabilir. Pembe kağıdım var. Bu kağıdı kare çerçeveyi renklendirmek için kullanacağım. Ne kadar renkli. Onu ters çeviriyorum ve arkasına yapıştırıcı sürüyorum. Çok yapışkan olması lazım. Bu benim çerçevem olacak. Sonra boş bir beyaz kağıda ihtiyacım var. Üzerine kalpler çiziyorum. Sonra Pikachu'yu ekliyorum. Hata yapmak istemiyorum. Bence bu Cleo'yu oyalayacaktır. Üzerimde çok fazla baskı var. Çabucak boyuyorum. Pikachu'yu unutmamalıyım. Keşke benim de böyle pembe yanaklarım olsaydı. Bu tam bir sanat eseri. Şimdi diğer kareye geri dönüyorum. Onu ters çeviriyorum. Yapıştırıcıyı sürüyorum. Sonra çizimimi ona yapıştırıyorum. Buruşturmadan düzgünce yapıştırayım. Artık onu parçalara ayırabilirim. Sıra onu çerçeveye yerleştirmeye geldi. Parçaları bu şekilde düzenleyeceğim. Harika bir yapboz olacak. Tamam, sanırım hazır. Cleo buna bayılacak. Neredeyse unutuyordum. Parçaların yerini değiştirmeliyim. Chloe, bunu sana yaptım. Pikachu, şunu görüyor musun? Müthiş bir şey. Sanırım işe yarıyor. Bana şans dile. Bu zor görünüyor. Bu kareyi buraya kaydıracağım. Sonra da bunu çekiyorum. Odaklanmam lazım. Benim de rahatlamaya ihtiyacım var. Bir dakika. Bir şeyi kontrol etmek istiyorum. Böyle daha iyi. Bu son parça. Anne! Yok artık. Ne var? Şuna bir bak. Çoktan bitirmişsin. Seninle gurur duyuyorum tatlım. Tekrar yapmak istiyorum. Çok eğlenceliydi. Çabuk ol anne. Anneciğim, bu kum çok eğlenceli. Çok iyi canım. Onu kaşıkla yiyeceğim. Hayır, yapma öyle. Kaşığı yerine bırak. O yemek değil canım. Yine de. Anneciğinin bir fikri var. Bunu daha önce düşünmeliydim. Kurabiyeleri mikserin içine koyayım. Şimdi de bir güzel karıştırayım. Kurabiyelerin toz haline gelmesi lazım. Bu kadar yeterli görünüyor. Tozu şu tepsiye dökeyim. Tatlım, bak ne getirdim. Daha çok kum. Hem bu kumun tadına bakabilirsin. Teşekkür ederim anneciğim.
Nasılmış? Bu resim çok güzel oldu. Harika hayatım. Bak anneciğim, şurada çiçekler var. Ve güneş ve gökyüzü. Çok yeteneklisin benim biricik Picasso'm. Bu kadar yetenekli bir kızım olduğu için çok şanslıyım. Aa, ne oldu? O da tamamen batmış. Lezzetli, resim yapmayı seviyorum. Tatlım, bunun hakkında konuşmuştuk. Boyayı annene ver. Konuşmamız lazım. Bunu yemen dişlerin ve karnın için hiç iyi değil. Şu haline bak. Ben bir resimim. Bir tatile ihtiyacım var ya da başka bir şey deneyebilirim. Bir kase damla çikolata al. Onları erit. Bir şırıngayı erimiş çikolatayla doldur. Birazcık daha, bu kadarı yeter. Sonra çikolatayı pipetlere doldur. Bu işlem bitince de pipetleri dolaba koy. Çikolata donduğunda pipetleri çıkar. Şimdi sıra yaratıcı kısımda. Kalemtıraş kullanarak bir ucunu sivrilt. Kalemtıraş temiz olmalı. Sonra da boya kağıdını çikolatanın üzerine geçir. Güvenli ve yenilebilir boya kalemleri. Aynı şeyi farklı renklerle de yap. Selam tatlım. Annen sana yeni boyalar aldı. Vay, kokuları çikolata gibi. Zaten çikolataymış. Böylesi çok daha iyi oldu. Temizlik yapmam gerek ama yeniden. Güzel bir bardak süt zamanı gelmiş. Süt ineklerden gelir anne. Biliyorum canım. Bak anneciğim, bitirdim. Onun adı Sarı Kız. Sarı değil ama olsun, o benim en iyi arkadaşım. Harika olmuş. Bir yere asmamız lazım. Sütünü bitirmeyi unutma. Süt mü? İçmem ben onu. Ah, her seferinde böyle oluyor. Bu kalemler bana bir fikir verdi. Bu işe yarayabilir. Bu plastik eldiveni alıp parmaklarına birkaç delik açayım. Sonra siyah kalemle üzerine desenler çizeyim. Eğlenceliymiş. Tamamdır, bir ineğe benziyor. Şimdi sütü eldivenin içine döküyorum. Sonuna kadar doldurayım. Bu yeter. Al bakalım. Benim için mi? İnek sayıyorum. Süt çıkıyor anneciğim. Bardağı dolduruyorum. Bu iş beni susattı. Çok güzel. Ah, işe yaradığına inanamıyorum. Tokanı düzelteyim hayatım. Böyle çok güzel oldu. Yazı düzgün, ellerime sağlık. Mutlu yıllar. Sana hediye aldık. Çok heyecanlıyım, yaşasın. Bende de abur cuburlar var. Bakın, afiyet olsun kızlar. Oo, ver ver ver. Teşekkürler babacığım. Peki, hadi ama kızlar. Etrafı batırmamaya çalışın. Beni çağırdığın için teşekkür ederim. Bu çikolata çok güzel. Bu çok kötü olacak. Yapabileceğim bir şey olmalı. Bazen ben de eğlenmek isterim. Kimse babanın ne hissettiğini düşünmez. Bu hiç hoşuma gitmedi. Eğlenceli bir oyun oynamak ister misiniz? Evet. Tamam, sanırım hazırız. Benimki girdi. Bu çok eğlenceli. Evet, ben de attım. İşte yine harika bir plan oldu. Bazen kendimi şaşırtıyorum. Kendimi berbat hissediyorum. Hasta olmaktan nefret ediyorum. Neyse ki bu jelibon ayıcıklarım var. Minik bebeğim nasılmış? Bu hiç iyi değil. Tamam tatlım, biraz ilaca ihtiyacın var. Bu kendini daha iyi hissetmeni sağlayacak. Aç kocaman. Hayır, istemiyorum. İğrenç bir şey o. Peki, bu tabletleri deneriz. Bunu yutması daha kolay olur. Al bakalım. Hayır, almayacağım. Neyse, hiç değilse denedim. Bir dakika. Jelibon ayıcıklara bayılıyorum. Sanırım ilacını nasıl vereceğimi biliyorum. Bir jelibon ayıcağı küçük bir kesik atıyorum. Sonra hapı içine sokuyorum. Hapı iyice ittirmem lazım ki görünmesin. Şimdi ayıcığı yeniden kaseye koyayım. Sana biraz abur cubur getirdim. Teşekkürler anne. Bunlar ilaçtan daha iyi. Çok güzel. Hepsini ye hayatım. Oh, sonunda evimdeyim. Annem eve döndü. Evi temizlemedim.
Dün gece ne yedim ben? Arkadaşlar, sizin ortadan yok olmanız lazım. Ne çok abur cubur var. Çabuk olmalıyım. Ah, selam köpecik. Sana tuvalet eğitimini vermeliyiz. Annemin bu dağınıklığı görmesine izin veremem. Neredeyse bitti. Selam anne. Eve hoş geldin. Şu elindekileri alayım. Oh, az kalsın yakalanacaktım. Ah, bir şeyler atıştırmam lazım canım. Sen böyle otur, hemen geliyorum. Tabii anneciğim. Ne kadar nefis bir yemek. Büyümekte olan bir kızın ihtiyacı olan her şey bu yemekte var. Ah, bu nedir? Onu istemiyorum. Ne? Bunu yemen gerekiyor Stacy. Ah, hayır, istemiyorum. Peki, onu bana ver. Şimdi ne yapacağım? Galiba Stacy'nin öğle yemeği için başka bir şey bulmalıyım. Ah, buldum. Stacy Japon eriştesini seviyordu. Ha, buyur canım. Bunu yememi mi bekliyorsun? Lezzetli olacak. Ha, bundan şüpheliyim. Tamam, birisi bugün bayağı mızmız. Burayı restoran falan mı sanıyor? Başka neyimiz var? Hmm, kahvaltılık evrek beni yarı yolda hiç bırakmadı. Ve çoktan gitmiş. Bu şahane. O kadar çabuk kurtulamazsın canım. Ben başındayken olmaz. Stacy, bir şeyler yemelisin. Ay, yine mi sen? Tavırlarına biraz dikkat et. Ah, oyuncak, tabii ki. Bunun sonu kötü olabilirdi. Sana nefis bir gevrek tabağı hazırladım ama. Anne, bu utanç verici olmaya başladı. Hadi, istediğini biliyorum. Ben almayayım. Ah, her şeyi denedim. Başka ne yapabilirim ki bilmiyorum. Sonunda nerede kalmıştım? Ah, galiba bu gevreyi ben yiyeceğim. Stacy çok şey kaçırıyor. Ha, bir saniye. Tren seti. Cevap tam önümdeymiş. Ah, çok basit. Galiba ne yapacağımı buldum. Stacy beni görmemeli. Neyse ki o aptal oyunla çok meşgul. İşte fırsat. Bunları ve Ray'ı alacağım. İşe koyulma zamanı. Ray'ı masaya koyup birleştiriyorum. Büyük bir halka yapıyorum. Ah, böyle iyi. Sonra treni üstüne koyuyorum. Güzel görünüyor. Ah Stacy, sana bir şey göstereceğim. Ama anne, meşgulüm. Ha, bu nedir? Bir baksana hadi. Bu nedir? Aa, şaka mı yapıyorsun? Çok havalı. Karnım acıktırdı. Bunu yaptığına inanamıyorum. Bu gördüğüm en iyi fikir. Nereden başlayacağımı bilmiyorum. Keşke bütün öğünleri böyle yiyebilsem. Işık treni gidişine bak. Aa, şu elma çok güzel görünüyor. Sosa batırayım. Hmm, en sevdiğimden. Sonraki istasyon sesinin midesi. Aa, çok lezzetli. İşte benim kızım. Tren geliyor. Buna bayıldım. Hadi Fluffy, yürüyüşe çıkalım. Ay, çok tatlı. O benim en iyi arkadaşım. O köpeği her yere götürüyorsun. Tamam, gidelim. Aa! Yavaş ol Fluffy, çok hızlı gidiyorsun. Ah, ben burada oturuyorum, çok eğleniyor. Sana zar zor yetişiyorum ama. Sen dünyanın en tatlı köpeğisin. Ha? Bir yürüyüşe daha mı çıkalım? Aa! Geliyorum. Gece ikisi de mışıl mışıl uyuyacaklar. Ah, tamam, biraz dinlenelim. Çok yoruldum. Ah, bu koku da ne? Fluffy, yapmış olamazsın. Yapmışsın. Bu kadar küçük bir şey bu kadar büyük şeyi nasıl yapıyor? Bu olmamış gibi davranacağız. Gel sana bir sarılayım. Eğleniyor musun tatlım? Tabii ki. Stacy? Aa, lütfen şunu köpeğinin yaptığını söyleme. Ah, gidip onu temizle. Anne, hayır. Aa, çok ciddiyim. Git, benimle tartışma. Kazanırsam sen gidersin. Bunu yapmayı gerçekten istiyorsun değil mi? Tamam, oynayalım. Ah, bu haksızlık. Daha neyi bekliyorsun? Bu bir köpek sahibi olmanın en kötü yanı. Kaka toplamak. Hmm, bunu yapmanın en iyi yolu ne? Hmm, çok yaklaşım ama fena kokuyor. Tamam, işte başlıyoruz. Elimi bu poşete sokacağım. Sonra da kakayı alacağım. Birazcık daha. Yok, bunu yapamayacağım. Çok iğrenç. Aa, şuna bak. Nasıl da alımlı.
Hele şu saç tokası. İşte tam ihtiyacım olan şey. Telefonuyla fark etmeyecek kadar meşgul. Hop. Bu kesinlikle işe yarayacak. Eyvah Fluffy, belli etme. Bunu görmek istemiyorum. Hemen gidiyorum. Aa, hiçbir şey anlamadı. İşe koyma zamanı. Saç tokasını poşetin içine koyacağım. Sonra kakayı onunla tutacağım. Yani ellerim ona dokunmayacak. Daha sonra tek yapmam gereken poşeti ters çevirmek. Yine de iğrenç. Buyur anne. Teşekkürler. Hep böyle bir şey istemişimdir. Onu çantama koyayım. Daha sonra çöpe atarız. Anneciğim şuna bak. Çok güzel. Bana yeni bir toka lazımdı. Neden hala kaka kokusu alıyorum? Neyse boşver. Yemek, yemek. İşte yemeğin tatlım. Bu çok güzel görünüyor. Nefis bir sandviç. Bunu bir güzel yiyeceğim. İçinde sevdiğim her şey var. Çok güzel. Biraz daha istiyorum. Her yer battı. Her şey yolunda mı? Jasmine, ne yapıyorsun? Ellerin üstüne silme. Dur, ben halledeyim. Teşekkürler anne. Üstünü başını batırarak yiyorsun. Bu peçeteyi kullan. Biraz daha yemek istiyorum. Hemen geliyor. Bu nasıl oldu? Onu temizlemem gerek. Çok da önemli değil. Bak bende ne var. Hadi gel. Afiyet olsun. Pizza. Ve bir bardak ferahlatıcı meyve suyu. Daha iyisi olabilir mi? Tüh, biraz döktüm. Hedefime odaklanmalıyım. Nefis. Babanın beni pizza yemeye götürdüğü zamanı hatırladım da. Her yerine sos bulaştırmıştı. Bir dakika. O da ne? Vay canına. Krem çikolata. Onu yemeliyim. Çikolataya bayılıyorum. O benim. Hepsi benim. Muhteşem kokuyor. Daha sonra parka gideriz diye düşündüm. Tamam olur. Bu eğlenceli kısma. İyice süreceğim. Krem çikolataya doyum olur mu? Bu bir sanat eseri. Yemeğe kıyamayacağım kadar güzeli. Ama yiyeceğim. Şu an öyle mutluyum ki. Jasmine ne yaptın sen? Şu masaya bak. Bunu neden yaptın kızım? Yani benim güzelim tertemiz masam. Yemeği seviyorum. Sevdiğini biliyorum tatlım. Peçeteyi alayım. Umarım bu temizlenir. İşe yaramıyor. Leke, her yer lekeler içinde. Resmen kabus. Boşuna uğraşıyorum. Çok fazla leke var. Bir saniye. Neden bana bakıyorsun? Masayı alüminyum folyoyla kapladım. Çok havalı. Biliyorum, harika fikirlerle doluyum. Şimdi konuşamam, yemek yiyorum. Sandviçim, gel bakalım. Neden böyle pasaklısın acaba? Fakat hiç önemli değil yani artık. Bu kadar yiyince susadım. Bitirdin mi? Bir lokma daha yiyemem. Tamam, ben temizlerim. Sadece alüminyum folyoyu toplamam gerekiyor. İşte böyle. Temizlik yapmama gerek bile yok. Leke de yok. Bunu doğruca çöpe atabilirim. Bayağı akıllıyım değil mi? Aferin sana anne. Yaşasın. Okul için hazırlanmanın zamanı geldi. Sırt çantama şöyle bineyim o zaman. İşte artık hazırım. Baba. Babacığım. Okula gitmeye hazırım. Tamam, işte geldim. Hadi seni okula götürelim. Hazır mısın? Sıkı tutun. Çok eğlenceli. Sırt çantasına binmeyi çok seviyorum. Ne güzel bir gün değil mi? Bir dakika, biz buraya nasıl geldik? Yanlış yerden döndüm herhalde. Senin saçların ne güzel. Tatlım, bak sana ne aldım. İşte yepyeni gazlı kalemlerin. Yaşasın. Sağ ol anneciğim. Gazlı kalemlere bayılıyorum. İki tane yeşil. Önce bunlarla başlayacağım. Resim yapmakta çok iyiyim. Bunun için bana ödül vermeleri lazım. Şimdi bütün renkleri aynı anda kullanacağım. Gökkuşağına benzedi. Gökkuşağına bayılıyorum. Yaşasın, bu da mavi. Kırmızıyla ismimi yazabilirim. Niye bir sürü kapak var? Bunları istemiyorum. Kapakların hepsini çıkaracağım. Bu kalem niye yazmıyor? Anne! 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 Bak!
kalemlerim bozuldu. Düzelt bunları. Ne? Ama bunlar daha yepyeni. Daha yeni aldım. Bir bakayım. Bu kalemlere ne olmuş böyle? Tamam, gel benimle. Ne yapabileceğimize bir bakalım. Bak, gördün mü? Bütün kalemler bozulmuş. Ah, anladım. Hepsinin kapağını çıkarmışsın. Kapakları olmadığından hepsinin içi kurumuş. Gördün mü Eva? Kullanmadığında kapaklarını kapaman lazım. Aa, peki. Kapaklarını kapalı tutuyoruz. Bir bakalım diğer kapaklar nerede? Eva, onları nereye koydun? İşte biri burada, diğeri de burada. Her yere dağılmışlar. Tek bir çocuk etrafı nasıl bu kadar dağıtabilir? Neyse ki çok şirin bir şey. Keşke bu kadar dağınık olmamasını sağlayacak bir yöntem olsa. Aa, bir dakika. Bant. Bu aklıma harika bir fikir getirdi. Hadi bakalım. Banttan bir parça koparıyorum. Bu kadarı yeterli. Sonra kalemlere ihtiyacım var tabii. Kalemleri böyle bantın üstünde sıraya diziyorum. İşte aynen böyle. Sonra bantın geri kalanını kapakların üstüne katlıyorum. Bu çok işe yarayacak eminim. Pekala tatlım, şuna bir bak. Artık kapaklarını hiç kaybetmeyeceksin. Hepsi buradalar, tamam mı? Al bakalım. Yaşasana, bak kalemler yine yazmaya başladı. Mor bir çiçek yaptım ve yeşil bir kalp. Ah, sen harika bir ressamsın kızım. Ren. Ren. Bir bakalım, yeterince oyuncağı çantama koydum mu acaba? Ah, şapkasını unutmamalıyım. Benim kitabım o da tabii. Ve elleri kirlenirse de ıslak mendil de koyayım. Uf, çanta dolmuş bile. Hadi ama gir şuraya. Buraya sığabileceğini biliyorum. Harika, sırada ne var? Neyle oynuyor acaba? Aha, anne, o benimdi. Tamam, şimdi bu oyuncağı kutusundan çıkarayım. Artık içi boşaldığına göre ıslak mendilleri bunun içine sokabilirim. Ufacık bir kutu ama mendiller de katlanıp ufacık olabiliyor. İşte oldu. Bu kadarı bize yeter. Ve bu şekilde çok daha az yer kaplıyor. Hey anne, bak ben ne yapabiliyorum. Cips yüzümde duruyor. Evet, bu çok zekice. Aferin sana. Ama bir saniye dur bakayım. Islak mendilden bir tane alayım. Bu uzun zamandır yaptığım en akıllıca şey. Hadi bakalım, annen şimdi biraz yüzünü temizlemek istiyor. İşte tertemiz oldu. Tam dolmasını istediğim gibi. Ah, ne güzel bir akşamüstü. Ah, o da ne? Tatlım, ördeklere bak. Anne, üstüme döktün. Ah, neyse, merak etme, ben şimdi hallederim. Gördün mü, hala ıslak mendilimiz var. İşte oldu. Hepsini sildim, tişörtün yine tertemiz oldu. Şimdi o içecek yerine niye şu elmayı yemiyorsun? Ren, bebeğim, dikkat edeyim, ben geliyorum. Boom, dino kamyon seni hakladı. Tatlım, orada ne yapıyorsun? Tatlım, tatlım. Annen sana bir şey soruyor. Aman tanrım, elleri kir içinde kalmış. Neyse ki yanımda bu ıslak mendiller var. Hadi ellerini bir temizleyeyim. Yalnız biraz ovalaman gerekecek. İşte ellerin yine tertemiz oldu. Yaşasın, sağ ol anne. Sen harika bir annesin. Bir bakalım. Bunlar nereye gidiyor? Oh, aman tanrım. Şu bıçaklara bak. Onların burada olmaması lazım. Ya küçük Meleğim ellerini sokarsa buraya? Bıçaklar yüzünden kendini yaralayabilir. Of, hayır, hayır, hayır. Bunlar kesinlikle burada duramaz. Bunları bulamayacağı bir yerde kilit altına almam lazım. Of, böylesi çok daha iyi. Artık güvende olacaktır. Şimdi de oyuncakların bir kısmını toplayayım. Bir saniye, bu masanın kenarı çok sivri. Bu neredeyse bıçaklardan bile kötü. Bir yerini vurabilir. Of, olamaz, yazık olur o dizlere. Kızımın acı çekmesini engellemek için bu masayı buradan kaldırmam lazım. Aman tanrım, olamaz, mümkün değil. Evimde böyle bir ölüm makinesini barındıramam. İşte yastıkları güzelce kenarlara yerleştirdim. Artık hiç sivri değiller. Bunun sayesinde tamamen güvende olacak artık. Kapıyı kilitlemeyi unutmayayım. Bir dakika. Ya evdeki prizler? Olamaz. Ne yapıyor? Canı yanacak. Hayır, 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 hayır. Benim bebeğim olamaz. Hemen dur bakalım orada elektrik prizlerine. Asla bir şeyler sokmamalısın. Of, şu haline bak. Ağzın burnu kir içinde. Dur, seni bir temizleyeyim. Of, ben seninle ne yapacağım? Bir saniye, bu ıslak mendillerin kapağı priz sorununun çözümü olabilir. Evet, hepsi bunun altına sığabilir. Yalnız bir iki değişiklik yapmam lazım. İşte oldu, kapağı doğruca çıkabilir ve prizlerin üstüne yapıştırabilirim. İşte oldu. Şimdi bu parmaklarını prizden uzak tutmasını sağlayacak. Pekala, anne evde değilken usludur, tamam mı? Bir saniye, ya ütü? Evden hiç çıkamayacağım galiba.
yaşasın. En sevdiğim popit oyuncağım. Kelebekleri çok seviyorum. Aman tanrım, küçük bir meleği andırıyor. Ah, selam. Seni uzun zamandır görmemiştim. Nasılsın? Hadi seninle bir yürüyüşe çıkalım. Evet, güzel yürüyorsun. Sadece dünyanın çevresini yürüyerek gezebilir miyiz? Bak bebeğim, bir havuz. Ben yüzmeye bayılırım. Vah canına, susadın mı yoksa? Bir şeyler içmelisin. İşte nasıl geldi, iyi mi? Ah, olamaz. Nereye gitti şimdi bu? Ah, şu taraftaymış. Onu en son gördüğümden beri bu kadar büyüdüğüne inanamıyorum. Bebek, bu artık o kadar eğlenceli değil. Ah, şuna bak. Orada bir top var. Üstelik güzel de topmuş. Bayıldım. Ah, rengi kırmızı ve mavi. Hey, gel buraya bakayım. Top, yuvarlanıp durmayı kes. Seninle oynamak istiyorum. Vay canına. Bak, bu ağaç ne kadar yüksekmiş. Boyu ta oralara kadar uzanıyor. Bu gördüğüm en iyi ağaç. Ağaç ağaç, bahsederim. Seni sallayabilirim. Şaka şaka. Bu kitaba hayran oldum. Ha? Bir dakika. Şimdi nereye gitti? Kızım nerede? Olamaz, olamaz. Kayboldu. Hiçbir yerde göremiyorum. Oyuncak bebeği burada. Aha, onu her yere götürürdü. Neredesin kızım? Neredesin? Ha, merhaba. Burada küçük bir kız gördünüz mü? Ha, buna benziyor. Çok şirindir. Aa, üzgünüz. Onu hiç buralarda görmedik. Nereye gitti ki bu? Aha, telefonum çalıyor. Alo? Evet, evet. Ah, aman tanrım, çok teşekkür ederim. Of, nerede benim kızım? Ah, meleğim, biricik aşkım, annen seni her yerde aradı. Merhaba anne. Onu geri getirdiğiniz için çok teşekkür ederim. Bana nasıl ulaştınız? Bileziğinde yazıyordu. Sadece o numarayı aradım. Ah, aman tanrım, bileziği unutmuşum. Biraz misina ile birkaç boncuk aldım. Kalpler daha güzel görünmesini sağlıyor. Sonra telefon numarasını ekledim. Son olarak da ismini ve birkaç kalp daha ekledim. Enimi bana getirdiğiniz için çok çok teşekkür ederim. İyi günler. Eni, kahramanımıza el salla hadi. Al bakalım, sana güzel ve sağlıklı bir atıştırmalık hazırladım. Hayır, bunu istemiyorum. Berbat, ben hamburger istiyorum. Ama hamburger yiyemezsin. Bunu yemek zorundasın. Al hadi bunu bir dene. Hoşlanacağından eminim. Hayır dedim, ben hamburger istiyorum. Bunu göreceğiz. Bak işte elman geliyor. İşte geldi. Ağzını kocaman aç ve bir ısırık al. Hadi. Hadi ama tatlım, sen elmaya bayılırsın. En sevdiğin şeydir. Peki bu çikolataya ne dersin? İşte geliyor. Vay canına, çikolataya bayılırım. Yaşasın, ver hadi ısırayım. Giderek yaklaşıyor. Olmaz, elma olmaz demiştim. Of, peki şunu deneyelim. Enihim, bak bende ne var. Aynen öyle. Ayı kardeşini ziyarete gelmiş. Al bakalım ona kocaman bir sarıl bakalım. Thank you. Çok iyi, ilgisi tamamen dağıldı. Şimdi bunları arada yedireyim. Ne? Olmaz. Elma istemiyorum. Elma olmaz. Of, sabrımı gerçekten zorluyor. Bu konuda yapabileceğim bir şeyler olmalı. Hamburger istediğini söylemişti. Buldum. Bu sefer beni asla atlatamayacak. O zaman meyve burgeri yapmaya başlayalım. Elma ekmeği olacak. Kivi de salatası. Et yerine bir dilim şeftali ve ilave olarak da çilek ve muz. Hatta elmayla patates kızartma bile yapabilirim. Tatlım, sana bir hamburger yaptım. Aynen istediğin gibi. Vay canına, bütün bu hamburger benim için demek. Yanında patates kızartması da var. Patates kızartması hayatta en sevdiğim yiyecek. Yaşasın, hamburger zamanı, çok lezzetli. Bu harika olmuş. İşte benim akıllı kızım. Ebeveynlik zor olabilir. Bu yüzden sana yardımcı olabileceğini düşündüğümüz harika tüyolar bulduk. En sevdiğin hangisiydi? Aşağıdaki yorumlarda bize anlat. Bu videoyu arkadaşlarınla paylaşmayı ve bunun gibi faydalı videolar izlemek için kanalımıza abone olmayı unutma.